Çent 77 ekranlarından herkese merhabalar. Misikom Türkiye Basketbol Ligi'nin en kapsamlı konuşulduğu program Pot Altında. Ben Muhammed Canbaz. Ben Emre Yılmaz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız ve başlıyoruz. Evet. Evet Emre. Yani uzun haftalar sonrasında bu arada baş başayız tekrardan ve aynen. Final eşleşmesi belli oldu. Evet. Uzun bir sezon sonunda playoff finaline kalan iki takım Samsunspor ve Beysu Konyaspor oldu. O final serisini değerlendireceğiz. Oynanan 5 karşılaşmayı, 3. 4. ve 5. maçları konuşacağız yarı final eşleşmelerinde. Nefis maçlardı gerçekten. İstersen başlayalım hemen. Sonuçlar görselimizi ekrana getirelim. Evet. Sonuçlar görselini ekrana getirelim ve hemen başlayalım. Mamak Belediyesi Samsunspor maçıyla başlayacağız konuşmaya zaten. Samsunspor deplasmanda Mamak mağlup etti 17 sayı farklı. Sonrasında 4. maçta Mamak Samsun'u 88-86 ile geçti. Son anlarında zorlansa da ve 5. maçta da dün oynanan karşılaşmada Samsunspor Mamak karşısında zorlanmadı ve baştan sona üstün oynayarak 24 sayı farklı galip geldi. Sigortanet Beysu Konyaspor serisi ise 4 maçta sona erdi ve Sigortanet 3. maçta kendi sahasında kazanmayı başarırken 4. maç son anları büyük tartışmaya sahne olan karşılaşmada ise Beysu Konyaspor deplasmanda Sigortanet'i 85-83'lük skorla mağlup etti ve onlar da adlarını playoff finaline yazdırmayı başardılar. Diyelim istersen sen ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımıza başlayalım. Ben orada linkimizi paylaşayım. Onu paylaşmamış olduk. Geliş yollarını getirelim mi ekrana? Ben olur. O arada linki paylaşmış olayım. 19 numaralı görselimiz ekrana gelsin. O arada biz de linkimizi paylaşmış olalım. Evet. Sen bize bahset istersen. Bu iki takım zorlu yollardan geçerek finale nasıl ulaştı? Şöyle ikinci ve üçüncü bitiren ekipti zaten. Playoff'un ilk iki ekibiydi. Bunlar hata yapmayarak geldiler. Konya TED karşısında da zorlandı. Esasında Sigortam'ı rahat geçtiler çünkü elindeki çok dominant bir oyunla 3. maçı vermiş olsalar da 4. maçta İstanbul'da seriyi bitirdiler. Samsun zorlandı yarı finalde. Yani Mamak çok iyi bir direnç koydu. Bence çok iyi bir sezon geçirdi. Mamak'a da konuşacağız yeri geldiğinde. Onlar da 5 maçın sonucunda finale çıkmaya başlarlar ve ev sahibi avantajı Samsun'da olmak suretiyle final serisine gidiyoruz. Kesinlikle öyle. Nefis maçlardı. Final serisi de iki büyük camianın oynaması da gerçekten tadından yenmeyecek. Yani dolu salonlarda oynanacak. Salon dolu olacak, sosyal medya hareketli olacak. Muhtemelen keyifli bir hafta geçireceğiz. Kesinlikle öyle. Diyelim o zaman ilk maçımızda başlamış olalım. İlk karşılaşmamız Mamak-Samsun maçı. Birinci maçımızla başlayalım. Mamak-Samsun üçüncü maçı yani. Evet, görselimiz ekranlarda. Samsunspor deplasmanda Mamak Belediyesi'ni 89-72 mağlup etti. Yarı final serisi 3. karşılaşmasında. Ya bu maç tabii ki herkesin bildiği gibi de Samsunspor'un ev sahibi avantajını geri aldığı maçtı. Aynen öyle. O açıdan çok önemliydi ve bence psikolojik açıdan da Mamak'ı yıpratmış olabilirler. Hani oradan tekrar bir de Samsun'a gitmek var, o yolculuğu çekmek var, o yorgunluğun ardından deplasmanda o dolu tribünün önünde oynamak var. Onlar için çok önemli maçtı. Bu maçı Mamak kazansa bu sefer titreyen taraf Samsun olacaktı. Aynen ama öyle. Çok büyük karakter koydular ve Ankara'da ilk maçı İyi bir şekilde kazanmayı bildiler. Böyle farklı bir karşılaşma da beklemiyorduk açıkçası. Evet, evet. Hani bu kadar farklı geçmesini. Ama Samsunspor açıkçası çok iyi bir performans ortaya koydu. İzzet Türk Yılmaz mesela sakatlığı nedeniyle ilk karşılaşmaların kilit ismiydi. Aslında bence bütün serinin kilit isimlerinden biri. Genel itibariyle aslında geldiğinden beri Samsunspor'un uzun rotasyonunda savunmayı oturtan ve o geldikten sonra o uzun rotasyondaki yerlerin de yerini bulmasını sağlayan adamdı İzzet. Kesinlikle. Hani Mert Ali'nin de performansı arttı. Dediğim gibi uzun rotasyonunda bütün parçaları yerine oturttu İzzet. İzzet'in olmadığı maçlarda zorlandılar. Gerçi bu maçta da bu karşılaşmada süre... başladı karşılaşma ilk 5'likte ama 5. dakikada kenara geldi. Büyük ihtimalle sakatlığı yine yükseltti, onu rahatsız etti. Bel sakatlığı ve sadece 5 dakika forma girdi bu karşılaşmada ama sürpriz şekilde bir Jalen Friday gördük biz özellikle ilk yarıda. 9 ya da 10 sayısı vardı ilk yarıda ki hani beklenmedik bir katkı açıkçası Friday'den. Onun dışında da Frazier'ın da ikinci yarıda takımı domine ettiğini gördük açıkçası. Frazier'ın 22 sayısının 15'i ikinci devrede geldi. Ya Friday de ikinci yarıda senin dediğine göre 3 sayı atmış oluyor ha. Kim? Friday. Evet. Kesinlikle öyle. Ve şöyle bir enteresan şey vardı. Mamak son periyotta 4 kısaya döndü.
Farkı da 6 sayıya kadar da indirmişlerdi. 72-66'ya getirdiler skoru aslında. Melih hiç süre almadı son periyotta. Utku'yu 4'e çekti hoca. Ömer'i kullanmaya çalıştı biraz da. Öyle bir tercihte bulundu. Will, Kaan, Ömer, Utku Komançe ile denedi. Bir yere kadar da getirdiler maçı aslında. 6 sayıya kadar indirmişlerdi ama sonrasında Samsun oradaki yaklaşık 2 dakikalık sekansı çok iyi oynadı. 10'a 2'lik bir seri yakaladı ve maçı tekrardan çift hanelere çıkararak kopardılar ve rahat bir galibiyet elde ettiler açıkçası. Ya şunu söyleyeyim, %32, 31'de 10 olması lazım. Bakıyorum, 31'de 10 dış şut yüzdesiyle oynadı Mamak. Esasında normal bir maçlarda baktığın zaman %32 iyi bir üçlük yüzdesi ama Mamak için düşük çünkü 40'ların üzerinde atan ve bu şekilde kazanabilen bir takım. Gerçi son maçta da geleceğini konuşacak ama ufaktan da serilere sataşabiliriz diğer maçlara. Dış şut yüzdesini tutturamadıkları gün çok zorlanıyorlar ve bunu da ceribesini bu finallerde çektiler. Ama tabii bunu da söyleyelim. Çok sık günlerde maçlar yaptılar. Oyuncuların kondisyonunun düşmüş olması, o güç kaybının şuta tabii ki etki edecektir. Tabii ki de bunu da sezon başında kuracağınız kadro ve kondisyon yüklemesiyle bugünlere ayarlamanız gerekiyor. Hı hı. Ya ben burada bir hata bulmuyorum ama hani finaller için genel olarak söyledim bunu. Tabii ki ve hani dediğin ya %32 çok kötü bir yüzde değil ama Samsunspor o kadar dehşet bir yüzdeyle üçlük isabeti buldu ki 23'te 12 %52 ile üçlük isabeti buldular ki gerçekten bayağı bir başarılılardı bu konuda. 8 kez çizgiye geldiler. Bu karşılaşmada yani benim en çok dikkatimi çeken noktalardan biri de Mamak'ın sadece 12 faul yapması karşılaşmada. 40 dakikada sadece 12 faul. Çok yumuşak kaldılar gerçekten ve rakiplerini durduramadılar. Faul haklarını doldurmadılar zaten çoğu periyotta da. O yönden hani dün oynanan son karşılaşmada toplam 57 faul düdüğü çıkmışken serinin 3. karşılaşmasında toplam 32 faul düdüğü çıktı. Arada 25 düdüklük bir fark var. Ama dünkü maçta biraz... Enteresan diyor. Ama yine 12 faul düdüğü gerçekten çok azdı Mamak adına bu karşılaşmada. Başka değinmek istediğin bir nokta var mı? Yoksa istersen hemen videolarımıza geçelim. Videolara gidelim. Videolar üzerinden konuşalım. Zaten finali konuşmak daha keyifli olacak. Kesinlikle öyle. O zaman bir numaralı videomuzu ekrana getirelim. Mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar. Mamak Belediyesi Samsunspor playoff yarı final serisi 3. maçındayız. 1. periyotta 6-25 varken bitime bu pozisyonda İzzet Potay'a gidiyor ve basketi buluyor ama bir faul beklentisi var Samsunspor'dan. Bakalım itirazında haklı mı? Yok ya hani. Melih'in yok ya, sanki değil. Sağ koluna bir hamlesi var gibi geldi ya, bana ama müdahalesi. Ona da sanki temas etmeden çekmiş gibi geldi ama. 2 dakika var 1. periyottayız. Utku faul bekledi önce. Sonuçta da Friday'den çok zor bir basket. Burada yani biraz kolunu açmış herhalde. Açmış. Utku biraz çabuk pes etmiş bence ama. Değil mi? Göstermeye abi çalışırken biraz... çabuk pes etmiş. Sonrasında çok zor bir basket Friday'den. Burada da bir hücum faul düdüğü çıktı. Ki hocalar bence iyi yakaladı burada. Evet evet. Göksu. Sol kol aynen. Komançe'nin. Sıçan önce değdiniz evet. Ama zaten. Arkadan uyguladığı şarj. Komançe de bunu bilerek sıçramış bu arada. Alma niyetiyle değil. Bence de. Faul gelecek. İkinci periyottayız. 8-40 var bitimi. Mert Gizir burada potaya gitti. Bir hatalı yürüme kararı çıktı. Bakalım, bu pozisyonda. Ayak... Ha, evet. Çok doğru. Burada bir bench'ten de itiraz geldi ama hakemler çok iyi yakaladı kesinlikle bu pozisyonu. 8-25 var. İkinci periyottayız. Chance Komançe. Ercan Bayrak var sırtında. Burada bir faul beklentisi var. Komançe'nin ve Mamak bench'inin. Tekrar bakalım. Ya var mı acaba? Yani arasak var. Onu söyleyeyim. Şurada bak temas var. Sağ elle. Bence de. Sağ elle bele bir temas var. Bana da öyle geldi şu an. 7-45. Mert Gizir potaya gitti. Kaan burada... Topu kesti ama hakemler inişte kararı verdiler. İnişte basket kararı verdiler bu pozisyonda. Ya potanın hizasına çıkmamış ki inişte olsa ne olur? Potanın hizasına çıkmamış. Ama geçmemiş, çemberi geçmemiş ama. Çemberi geçmemiş ama tepe noktayı da geçmiş aslında. Ama çemberi geçmemiş. İnişe geçmiş aslında top ama. Çemberi geçmesi gerekiyor. Hakemler böyle bir yorumda bulundu. Burada Friday yerde kaldı. Hakemler devam kararı verdiler bu pozisyonda. Oh, yani buna benzer düdüklerin bu arada diğer maçlarda da çıktığını gördük. Yani normalde hücum faul çıkması gerekir. Burada Burak Eşlik çok itiraz etti ama burada bir şey yapmadığına yönelik de tekrar izlediğimizde bence gayet bariz açık şu pozisyonda. Faul canım. Hatta sportmenlik dışı ben sana söyleyeyim. Will yedi bunu. Gamelik'te aynısını yedi bak. Hatırla gittiğimiz maç. Topla hiçbir niyeti yok ve faul var. Ya itirazı çok gereksizdi. Çok fazlaydı. Evet yani. %100 faul yani. Orada zıplayan adam en ufak temas. Çok net faaldi. 2-20 var. Burada Friday'in hamlesi. Chance Komançe'ye. Yani bence temiz gibi temiz geldi. Temiz gözüküyor ya açıkçası. O kadar olur yani.
Bence gayet temiz. Gayet güzel bir blok yani değişik bir blok olmuş Friday'den. Burak gitti potaya, devamında da Marlon Wheel'ın hamlesine rağmen. Ama burada bir hücum faul kararı çıktı, evet. Ha, yok ya, Burak burada sol kolunu açtı dedi sanıyorum hoca bu pozisyonda. Bakalım. Yani bizim açımız bu arada çok evet, kötü. Evet çok yani, kötü, harbiden kötü. Hiç gördüyse görmedim. Hoca görmüştür gerçekten. Burada artık takdiri onlara bırakalım kesinlikle. Hah evet, bu pozisyonda şundan aldık. Frazier devre bitiminde Mamak Benji'nin önünden geçti ve bilmiyorum bir şey mi söyledi ama Benji bayağı bir ayaklandı, sinirlendi Murat Hoca da burada. Yani yapar mı? Yapar. Frazier yapar. Yapar. Gerçekten Frazier çok çok iyi bir oyuncu ama gerçekten bazı anlarda çok çabuk sinirlenebiliyor ya da ortamı biraz gerebiliyor. O yönden... Yani konuşkan bir arkadaş. Evet konuşkan kesinlikle. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. 7 dakika 5 saniye var. Bu pozisyonda bir hücum faul kararı. Mert Ali Sert. Chans Comanche pozisyonu. Comanche de iyi göstermiş bence. Mert Ali'den de gereksiz bir... Açış değil mi? Sol kolu açmış. 5.55 var. Burada Kaan yerde kaldı. Faul bekliyor ki. Bakalım haksız mı yoksa haklı mı pozisyonda. Burada talihsizliği evet. Görüyor musun? Frazier, Comanche'nin ayağına basıyor. Temas alıyor oradan da. Sonra da düşmemeye çalışırken bence çok talihsiz bir pozisyon. Ben devamın doğru olduğunu düşünüyorum ya. Evet. Ya o iki düdük de kabul evet. Eder. Burada Mert Gizil'le Melik Kapucu arasında ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Ama olay tatlıya bağlandı bu pozisyonda. Ercan Bayrak pota altında topu almıştı. Burada bir hücum faul beklentisi vardı Kaan Sarıaslan'la. Sonrasında Frazier potaya gitti. Top Mamak topu oldu. Top sıkıştı ve hücum sırası Mamak'taydı. Tekrar bakalım Kaan'la Ercan arasında. Ya burada Ercan başta fiziğini kullanmış da. Ya o ikinci pozisyonda senin ilk demin dediğin gibi Kaan direnememiş hani. Çabuk pes etmiş. Burada da enteresan bir şekilde Will Comanche ikilisinden değişik bir alüp mü izledik? Ya şu maçta 2-3 kere oldu biliyor musun? İçeri giren topu Will tamamlar gibi oldu falan ama doğru hamle bu arada. Evet. Çelinebilir, sekebilir. 45 saniye var 3. periyottayız. Will burada faul bekliyordu. Sonrasında Samsun'dan çok kolay bir basket gelmiş oldu. Peki haklı mıydı itirazında Will? Yok, var mı? Yok, bir temas görmedim. Tekrar bakalım ama eline bir... Bir kere bak burada Fatih bir flop denemesi yapıyor. Fatih mi? Mert özür diliyorum. Mert bir flop denemesi yapıyor ama akabinde Will haklı değil. Ben de faul yakalayamadım açıkçası. 9-4-6. Yani burada basket kararı çıktı. Tamam bu evet. Evet. Tepe noktasında değil en azından. Bu arada Steps bekliyor. Mamak ki... Az Steps. Bu arada Steps bence. Steps yani evet. Steps'i vermezsen doğru karar. Doğru. Yani. Onu göremediysen işte. Doğru. Ama öncesinde Steps varmış. Burada bir sportmenlik dışı beklentisi var Mamak'tan. Utku. Aslında topa niyeti yok. Bak açısı... İyi. Ama foul yapmak için gitmiş yok. Yok ya. Zor bir pozisyon. Ağır karar olur ama. Bence de ya. Devam sanki evet. Daha iyi olur. Yani daha doğrusu normal faul daha doğru olmuş bence. Kaan Sarıaslan bu pozisyonda faul bekledi. Ama ayakları çarptı doğru. Frazier'ın ayağı Kaan'ın sol ayağına bak. Biliyor musun? Evet. Ya Frazier çok uçmuş. Bence doğru. Faulü konmadan olduğu için atış halinde 3 atışlık faul. Faulü çıkabilirdi. Burada da Utku kendisine faul çaldığını evet, zannederek evet. Cem Coşkun sakin olun Utku'cum diyor. Sakin ol bize verdi. Bize verdi diyor. Bu pozisyonda hücum faul kararı çıktı. Frazier'ın şutunu Comanche bozdu. Ercan burada yerde kaldı. Faul bekledi Samsun Spor. Tekrar bakalım. Ayak yürüyor değil mi? Evet. Burada çıkabilirdi Utku'nun hamlesine faul dedi. 2,5 dakika var. Son periyottayız. Ya çok enteresan. Şurada 8 saniye gelecek şimdi. Frazier bunu bir kere daha yapmamış mıydı? Yani? JJ Frazier şu anda hoca ama çok saniye. İyi takip ediyor. Gösterecek herhalde. Şu an elde bir 8 yaptı zaten. Görmedim ya. Yok. Harbiden mi ya? Bu 8 saniye gözden kaçtı. Bence çok barizdi ya. Çok bariz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hani hafiften takip etmene gerek yok. Hani o yürüyüşten falan. Ya evet. Acaba 8 olmadı mı hani diye bir kontrol geldi. O kadar aheste geldi ki Frazier gerçekten. Ben hocanın elleri böyle olunca verecek sandım biliyor musun? Enteresan da hemen 2 numarayı getirelim ekrana. Bahsettiğimiz üzere karşılaşmanın son periyodunda 2 dakikalık bir sekans yaşandı. 2 numaralı videomuzu getirelim ekrana. O 2 dakikalık sekansta yakalanan 10'a 2'lik seriyle Samsun Spor adeta maçı kırmayı ve koparmayı başardı. Bitime 6 dakika varken bu hücumda Mamak Belediyesi Marlon Wheel'la farkı 6 sayıya indirmeyi başardı ki tribünlerin de etkisiyle gerçekten
geri dönebilirlerdi ama burada çabuk bir basket JJ Frazier'dan farkı 8'e çıkardı. Seri boyunca tekrardan. Çok çabuk cevap yediler bir kere. Kesinlikle. Çok çabuk. Doğru bir tespit. Ömer burada şutu kaçırdı. Yerde kaldı sonrasında 74-66 bu az önceki pozisyon. Burada bir hücum faul kararı. Karşılıklı başarısız hücumlar, sonuçsuz hücumlar sonrası. Burada Mamak bir türlü o istediği sayıyı, istediği basketi bulamadı. Hani fırsat aslında ellerine çok geldi ama sonrasında burada Burak Eşlik yine el üstü. Ya Burak Eşlik her potaya gittiğinde bir şeyler çıkarttı yani. Burak çok iyi bir seri oynadı bu çok arada. Çok iyi bir seri. Hani gerçekten. Çokun da üzerinde birçok yani. Bu karşılaşmada 9 sayı 7 rebound 3 asisti var ama seri anlamında Friday'in de mesela şuradaki şu üçlüğü çok kritikti. Yani ikinci yarıdaki sanıyorum tek basketi Jaylen Friday'in bu arada. 10 sayı ilk yarı 3 sayı. Aynen öyle tek basketi buydu ve çok kritik bir andı. Mamak'tan bir başarısız hücum sonrası daha JJ Frazier'ın fast break'te kaldırıp attığı üçlük 2 dakikalık sekansta yakalanan 10'a 2'lik seriyle Mamak'a geri dönüş imkanını vermemiş oldu Samsun Spor. Yani bu gerçi seri bitti bu maç üzerinde konuşmaya şey yok da. İstiyorsan diğer maça geçelim. Evet, ikinci karşılaşmaya geçmeden önce de Comanche'nin bu karşılaşmada 22 sayıyla oynadığını, Kaan'ın ikinci devrede 15 olmak üzere toplam 18 sayıyla takımın ikinci yarıdaki geri dönüşünün baş aktörlerinden biri olduğunu da kesinlikle hatırlatmış olalım. Samsun Spor'da da bu karşılaşmada 4 oyuncu çift tanelerde skor üretti. 2 oyuncu 9 sayı attı ki gerçekten yine çok iyi bir takım oyunu galibiyetiydi. Herkesten katkı alarak. Ya zaten Samsun'un tamamıyla galip geldiği her maç bunu söyleyeceğiz biz seninle. Bir kere savunma dirençleri çok yüksek. Evet. Ya yani sezon artık bitiyor ve kondisyonları hiç sırıtmadı. Hala aynı maksimum seviyede oynuyorlar. Mamak skor atan bir takım. Ama defans maçları işine gelmez skor atan bir takım. Ama çok iyi savundular ve çok da doğru hücum yaptılar. Sabırlı oynadılar. Geri düştüklerinde de sabırlı oynayıp Mamak'ı yakalayıp öne geçme fırsatları buldular. Genel olarak Samsun savunma anlamında sezon boyu olduğu gibi çok sağlam şekilde ilerliyor ve rakip nispeten finalleri konuşacağız ama Konya'da oyun şablonu olarak Mamak'a yakın biraz daha temposu yüksek bir takım. Önden bir şey olmuş olabilir. Ne derler ona? Staj mı? Finalleri fragman olmuş olabilir. Fragman olabilir. Onlar için iyi bir maç oldu. O zaman istersen hemen sıradaki maçımıza geçelim. İkinci maçımız Sigortamnet Konya. Beysu Konya Spor. Sigortamnet'in Beysu Konya Spor'u 75-68 mağlup ettiği yarı final serisinin 3. maçına geçmiş olacağız. YouTube'da yorumlar var. Erhan Taşçı Beyler iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. O da aslında o da aramızda olacaktı ama yakınının yaşadığı talihsiz bir sağlık problemi nedeniyle aramızda değil. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Creative Sports Samsun Spor taraftarıyla şampiyon olacaktır demiş. Erhan Taşçı da Konya diyoruz demiş kendi adına. Top daha yükselmemiş o pozisyonda. O zaman her havaya atılan topu pas arası yapana inişte diyelim demiş. Az önceki Kaan'ın yorumu açısından. Potayı geçmediği için onu inişte olarak yorumlamış. İnişte mi inişte? Ama top potaya hani girme eğiliminde değil. Evet. Hani şey vardır ya hani her fileye değdiğin iki sayı değildir topun çemberle alakası evet. Olması gerekir. Tam alakaya ulaşmamış gibi sanki o pozisyon gerçekten ona benziyor. Öyle bir yorum gelebilirdi. Evet ikinci karşılaşmamız Sigortamnet'in kendi sahasında Beysu Konyaspor'u 75-68 mağlup ettiği maç. Ya biz Sigortamnet'in aslında bir karakter koymasını, bir mesaj vermesini bekliyorduk. Serinin Konya İstanbul'da biteceğini belki ama Sigortamnet'in kesinlikle bir maç çalacağını, bir maç kazanacağını düşünüyorduk. Aslında Beysu Konyaspor'un eline fırsat da geldi. Bu karşılaşmada da bitirebilirlerdi işi. Ama çok öndelerdi zaten. Aynen öyle. Geri döndü Sigortamnet. Üzerine yine son anlarda aslında 40 saniye kala mı ne? Skor 70-68'di. Konya'nın eline fırsat da geldi ama orada bitiremediler. 2 gün sonra bitirdiler. Ya şunu söyleyeyim. Sigortam ilk maçta öyle bir sekans yaşadılar ki muhteşem bir geri dönüş yaptılar. Evet. Konya'nın deplasmanlarda kötü oynadığı sezon boyu belliydi. Biz Sigortam'ın yine hani Konya'nın kötü oynamasından da mütevellit bir şeyler yapacağını düşünüyorduk ama şey genelinde konuşursak, İstanbul'daki iki maç özelinde konuşursak Sigortam'ın ben gerekli ne denir tepkiyi verdiğini, doğru oyunu oynayıp Konya'nın canını acıttığını, hani boks tabiriyle canını acıtıp bir şeyler yapabileceğini mesajını verdi ama son maç biraz talihsiz bitti. Oraya geçersek daha keyifli olacağım ben. Tam sevdiğim bölümler ikinci maçta hepsi. Kaos falan hepsi orada var. Bu maçı kazanmak onun için çok önemliydi. Ben ikinci maçı da bu maçı dayanarak kazanabileceklerini düşünüyordum bu maçtan sonra. Ama en azından bu maçı konuşuyoruz. Bu maçı da doğru oyunla kazanmayı bildiler. Ki özellikle Rakim Buckles'ın bu karşılaşmada bence çok etkili olduğunu gördük. Hani Beysu Konyaspor'a biraz ters geldi bu karşılaşmada Rakim Buckles. 3 numarada kullandı hoca. Gerektiğinde 4'te kullandı. Konya'nın uzunlarına karşı zorluk çıkardı kesinlikle ve Furkan Ayça da
Sigortam Net de kenardan gelen, bu kaç yaşında, 5.5'ti onu tam hatırlamıyorum ama çok iyi bir enerji getirdi takıma. Savunma direncini yükseltti takımın ve geri dönüşte de çok etkili oldu. Ya ikinci periyotta 5.5 dakika varken 37-23'ü yakalamıştı Beysu Konyaspor. Yani ilk iki maçı zaten 20-30 farkla kazanmışken, üçüncü maçta da daha 14 dakikada 14 sayı farkı yakalamışken Beysu Konyaspor herhalde finale doğru ilerliyor diye düşünmüştük ama sonrasında... Bizdeki rehavet onlara da yansıdı galiba. Ya gerçekten sonrasında 3. periyot skoru 58-50 ki oradaki 15 dakikalık sekansın skoru 35-13. 35-13 yani 15 dakikada. Ki Konya gibi tempolu oynayıp çabuk potaya giden, çabuk hücumlar yapan bir takım. Sadece 13 sayı 15 dakikada. Yani. Ki bunda ne etkili oldu? Top kayıpları. Adeta eski hastalığını yükseltti Beysu Konyaspor'un ve daha önceki özellikle normal sezonda yapıyordu. Hem TET serisini hem de bu serinin ilk iki karşılaşmasını aslında top kayıplarını çok iyi dizginlemişlerdi ama bu karşılaşmada yine 19 top kaybı yaptılar ki çok çok fazlaydı. 19 top kaybı final serisinde Samsun'a karşı yapılırsa maç kazanmak çok zor olur. Ya çok kesinlikle. Gününde bir üçlük yüzdesiyle hani yine şaşalı bir Konya havasıyla olursa olur ama 19 top kaybı iyi bir SOS yani. Kesinlikle öyle ve rakiplerinin kendilerinden 8 fazla hücum yapmasına neden oldu. 70 şutu var Sigortam Net'in, 62 şutu, 52 şutu var özür diliyorum. 18 fark var 70-52 çünkü hücum reboundlarında da 15'e 5'lik Sigortam Net üstünlüğü var ki gerçekten 70-52 toplam hücum sayılarındaki fark çok fazla. Çok fazla yani muhtemelen İlker Hoca didik didik bütün gün artık Konya Spor izliyordur. Ya şu maçta şifre olabilir. Evet. Olabilir yani. Deplasmanda gerçekten Konyaspor'un hani eski günlerinden, kötü günlerinden pasaj sunduğu bir karşılaşmaydı. Ya aslında zaten son ilk 15 dakikaydı. Sonra 31 sayısı var düşünsene. İlk 15 dakikada 37 sayı. Maçında yenmeniz çok zor. Evet. Ya mesela Bornova da attı. Kaç 106 mı attı? Kaç attı? Ama 116 evet, yedi falan işte. Yani. Biz Konyaspor skor maçına gittiği zaman çünkü çok kaliteli elleri var. Matt Morgan aşırı formda. Çok iyi geçiriyor yani. Hani olağanüstü bir o da playoff MVP'sine doğru gidiyor yani şu kesinlikle an aşikar. 21 sayı 8 rebound 10 asist bu karşılaşmada. Yani şu karşılaşmada bile. Ve özellikle playoff'larda da Morgan'ın daha çok top paylaşma yönünden ön plana çıktığını görüyoruz. Hani topu iyi yönlendiriyor. Şu anda playoff yarı final serisinin 9 asist ortalamayla geçti. 4 maçta 36 asist yaptı Matt Morgan. Yani çok değerli, büyük iş. Çok değerli gerçekten. Atıp attırmak. Aynen öyle ki bu karşılaşmada hani Can Altıntı zaten süre almadı yanlış hatırlamıyorsam. İlk iki maçta çok az oynamıştı. Ama bu karşılaşmada Hazer Avcı ile beraber Can Altıntı süre almadı ikisi de. Hazer Avcı'nın zaten sakatlığı sürüyordu. Onun yaklaşık 10-11 gibi dönmesini bekliyorlardı. Ya final serisinde yetişecek büyük ihtimalle ama ilk maçta oynar mı, ikincide oynar mı orası belirsiz hala. İlk maç riske edilmez genel olarak böyle belki turlarda. De. Hani oyun kötü gidiyorsa Hazer'e ihtiyaç varsa belki sahaya atılır ama gününde gidiyorsa oturtur olur. İkinci maç bekletilir ama finallerde oynayacak ya yani, bunu söyleyelim. Öyle gözüküyor. Yani söylediğimiz üzere Can Altıntı yoktu. Umut Geçen çok kötü bir gün geçirdi. Gerçekten hani çok da eleştiri aldı. Çok talihsiz bir gün geçirdi ve 26 dakikada 5'te 0 sağ içi, 1'de 0 serbest atış, 0 sayı, 5 rebound, 3 asist, 4 top kaybı, 3 faulle bitirdi karşılaşmayı. Yani gerçekten sezonun herhalde kendi adına en kötü günüydü. Ve onun kötü olduğu, Tayfun'un sadece 6 sayı ve 0 asiste kaldığı günde Morgan aslında takımı taşımaya çalıştı ama tek başına kadar. Olmaz. Öyle olunca da Konyaspor'un yenilmesi bu karşılaşmada kaçınılmaz oldu. Ya şunu söyleyeyim, her oyuncunun kötü oynama hakkı var. Hele ki Umut'un bu sene çok rahat var yani. Hani sezon boyunca evet, muhteşem bir istikrarlı şekilde çok iyi bir büyük takım oyuncusu halinde oynadı. Bu maçta da kötü oynama hakkı var. Ya biz de biraz acımasızız yani. Hani hem sosyal medya hem şey olarak. Kötü oynuyor, çok çabuk yere vuruyor. Evet. Azizcan Özdemir'e neler neler söylendi o kaçırdı iki turnikeden sonra. Sonra 3 maçta nefis oynadı. Ondan sonra da nefis oynadı yani. Şu an kral Azizcan Özdemir. Yani zaten iyiydi. Takım için her şeyini veren oyuncu. Yani talihsiz günler olabilir yani. Kesinlikle olabilir ki zaten Umut'un 4. maçtaki performansını da gördük çok net. Evet. İnanılmaz bir olabilir. O da reaksiyon gösterdi açıkçası. Sigortam Net'te de Garrett Sim çok yüzdesiz oynadı. Aslında oyunu çok zorladığı anları gördük Sim'in ve bu karşılaşmada 20'de 8 de oynadı. 22 sayı o şekilde üretti ama özellikle Serhat Uğur. Sigortam Net'in ne söylemiştik ilk iki karşılaşmada bu kadar darmadağın olmasına en büyük etken Mertan, Serhat Uğur, Mertan Mutlu, işte Özgür Şahin, Umar At'ın dörtlüsü. Dört kısanın takıma hiçbir skor katkısı verememesiydi. Serhat Uğur bu karşılaşmada ön plana çıktı. Ya Serhat Uğur genel olarak sezonun ilk yarısında o yükselen performans
yani sigortamın uçtuğu dönemlerde zaten gerisimle birlikte kısa rotasyonda en formda iki oyunculardı. İyi de organize ediyor topu getirdiği zaman, çok da iyi organize eden, yani seriler için değil şey için söylemiştim bunu, normal sezon için. Burada da o bu sezonun ilk yarısını güzel günlerinden bize dediğin gibi bir kısa bir pasaj izletti. Kesinlikle 6'da 5 şut isabetiyle 16 sayılı katkı verdi. Cenk Şekeroğlu'ndan yine 10 sayı 8 reboundlu katkı. Ama dediğim gibi Rakim Buckles'ın özellikle 8 sayı 11 rebound, 5'i hücum reboundı olmak üzere 11 reboundlu katkısı da Sigort Hamlet'in pot altı dominasyonu açısından etkili oldu kesinlikle. Ya Rakim Buckles 5. maça da uzasa, 7. maçta çıksa ortaya yine Rakim Buckles'la devam edecekti. Bence de. Muhtemelen Keyshawn Woods'un ya performansın zemini sıra Konya'daki yaşanan olaylardan sonra ben Anadolu Çocuğu'yu tebrik ediyorum. Bence bu teknik bir karardır muhtemelen de zaten. Hani teknik karar olmasa da o yaptığı hareketten, uygunsuz davranıştan sonra da kadroya almaması en azından bir teşekkür edelim, tebrik edelim yani. Kesinlikle öyle. İstersen hemen videolarımıza olur, geçmiş olur, olalım. Videolara geçelim. 3 numaralı videomuzu getirelim ekrana. Sigort Hamlet Beysu Konyaspor playoff yarı final serisi 3. karşılaşmada gözümüze takılan tartışmalı pozisyonlar ekranlarda. Bu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanmış tabii. 1. periyottayız. Maçın başındayız. 8 dakika vardı bitime. Tayfun potaya gitti. Yok. Ya varsa savunma faulü. Öyle Özgür söyleyeyim. Şahin. Ayakları zaten aslında sabit değil. Evet ama yine de Tayfun'un dönüşüne bence iyi bir tuzak kurmuş gibi geldi bana Özgür. Yani sert bir müdahale yok yani. Reverse yapmasın bu oyuncular. Bilmiyorum. Orada omuz çıkmış mı? Takdir sizde. 5.33 var. Ramazan burada çok itiraz etti. Topun kendisinden çıkmadığına yönelik. Abi Ramazan da kolay kolay itiraz etmez aslında biliyor musun? Lan çok... Evet. Ya Tayfun vurdu. Tayfun vurdu. Ve top dışarı çıktı. Bence de. Ya ben çok yani Ramazan çok itiraz ettiğini hatırlamıyorum. Evet yani. Bence de top Sigort Hamlet'e verilmeliymiş gibi gözüküyor açıkçası. Burada bir faul düdüğü çıktı. Tayfun'a mı çıktı, Can'a mı? Can'a çıkmaz çünkü Can'ın müdahalesi temizdi. Tayfun da... Tayfun'a çıkmış olması lazım. Ha Tayfun. Tayfun ama kolları indiriyor ya. Hani bizi kandırıyor, elleri kandırıyor evet. Ama kolları indiriyor. 8-20 var. İkinci periyottayız. Morgan yerde kaldı. Burada hakemden aldatma yönelik hareketten uyarı yedi Matt Morgan ki... Au! Ayağına sağ basmış. Sağ ayağı. Ayağına basmış. Bence hani burada faul yok. Aa iyi ki bileği sakatlanmamış. Evet yani ya. Ucuz kurtarmış. Evet evet. Talihsiz bir an yaşamış. Bence o da faul istememiş olabilir yani. Evet. Düşmüş çünkü. Burada Umut'un bir itirazı var. Engin Hoca da şaşkın. Yani... Ya yok ya bunda hiçbir ya şey yok. Bu... Hiçbir şey yok yani. Devam devam, yani. Devam topu yani. Evet. Buna faul çalarsak 57 tane düdük çıkar sonra. Çıktı. Burada Tayfun... Yani burada... Ya yok hiçbir şey yok. Dediğiniz gibi. Aldatma yönelik veriyorsa... Burada pes etme de yok yani bence. Hiçbir şey yok. Kendi kolay yapma, bırakmış. He. Bu pozisyonda bir uyarı çıktı. Derek Ogbidi, Serator ikilisi de Ogbidi'ye çıktı. Ogbidi biraz galiba gösterdi fazladan. Yani şu ikinci yalpalaması. Üçüncü yalsa uçabilirdi yani mesela. Allah diye. Doğru 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 karar. Devrenin son anlarındayız. Burada Furkan'ın şuradaki savunma katkısı, mücadelesi. Nefisti gerçekten. Anda çocuğa. Bütün Sigort Hamlet menci de onu alkışladı zaten. Geri dönüş ateşini yakan isimdi Furkan Ayça. Bu pozisyonda Derek Ogbi de suratını tuttu. Aa. Ya sanıyorum gelmiş. Ya gelmez, yani. Gelmiştir ya. Evet. Gelmezse bu tepki anlık veremez yani en evet. Azından. Gözüktüğü kadarıyla faul yani bu pozisyon. Burada aa, neler yaşandı? Topu aa, hakemler Beysu Konyaspor'a verdiler. Sonrasında konuştuktan sonra Sigort Hamlet'e verildi top. Bu da çok zor bir pozisyon. Yok ya doğru. Aa, o Bidi'den çıkmış sanki. Bana da şu an o Bidi'den çıkmış gibi geldi. Ramazan da bakın abi diye şey. Biraz kötü gösteriyor televizyon lazım. 3. periyottayız. 3-0-5 var. Özgür Şahin yerde kaldı. Savunma faulü çıktı Özgür'e bu pozisyonda. Ya yani evet. Burada evet, yani. Evet evet. Yani Özgür niye yerde onu anlayamadım. Ben şu an düşünüyorum da. Ya tuzağa düşürmeye çalışmış ama hani Ogbidi daha hiçbir şey yapmamış. Tuzaklık hiçbir şey yok hocam. Burada peki işte yani sebep sonuç. Sen orada steps'i çalmazsan bu da %100 sportmenlik dışı. Çok net. Ya bu %100 sportmenlik dışı ama Sigort Hamlet Beyinci'nin itirazı da şu. Şu steps'e bakar mısın şimdi? Önce bak, adım bak, vuruyor. Oh 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 oh. Turnike adımı attıktan sonra yere vuruyor yani. %100 steps. Evet. Hatalı yürüme. Ama dediğimiz gibi onu çalmazsan sportmenlik dışı tabii ki doğru karar. 2.50 var. 3. periyottayız. Burada bench'ten yine bir tepki var. Hani yani faul çalınsa şu faul ve sportmenlik dışı. Ama hiçbir şey çalınmadı. Ama işte bu
Ve ya seviyorum arkadaş. Değişilmez kaderi. Vallahi sana üzülüyorum Cengiz'cim ya. Aydın Ergen hocam faul de. Ya peki, yok abi. Daha Nizami nasıl yapabilir ya, bir perde? Bence ya gece perde. Kendi kendine sorguluyordur ha. Ben perde yapamıyor muyum acaba abi? Ya tamam bu. Ya adam bu, daha ne yapsın ya? Çok Nizami'ydi bence ya. Evet. Furkan çok göstermiş bence. 5.45 var son periyottayız. Bu enteresan bir an. Azizcan dışarıdayken topu aldı gibi gözüküyor ve basketi buldu. Tekrar bakalım. İtirazlar var. Evet. Dışarıdaydı. Evet dışarıdaydı. Kendi de son anda aa yan çizgi değil mi? Arkadaki geçiyor. Abla çok net görmüş bu arada ama abla. Hakemler gözden kaçırmış. Burada yalnız çok itiraz var. Anda çocuğa Cenk herkes çok. Ama bir şey söyleyeceğim. Şiddetli bak, itiraz ettiler. Emre hani yani İstanbul'daki maç boyunca verilen verilmeyen düdükler sıkıntılıydı biraz yani. Hani burada gerçekten neye çıktı? Tekrar bakalım. Cenk topa değmiş. Cenk ne topa değmiş. Ya bu bana bir tık ucuz geldi açıkçası ya. Ya var işte hani o seps verilmediği için çıkan sportmenlik, hiç çıkmayan o düdük. Evet. Yani neyse 4'e geçelim hemen. 4 numaralı videomuza geçelim. Maç sonunda yaşananlar. Söylediğimiz üzere son anlarda aslında Beşiktaş Konyaspor'un eline kazanma fırsatı geçmişti. Son 2 dakikaya 70-67'lik skorla girdik. Bu sefer kovalayan taraf Beşiktaş Konyaspor'du. Burada uygun pozisyondan yararlanamadı Mehmet Özdağ ki o da serinin 2-2 karşılaşmasında çok daha etkili olmuştu. Bu karşılaşmada 7 sayıda kaldı. Burada Ogbidi'ye faul yapıldı. Derek Ogbidi de çok iyi bir seri geçirdi bence ve bu karşılaşmada 19 sayı, 11 rebound, 2 asist, 2 blokluk bir performans sergiledi. Yönetim aklı çıkarır tarzda böyle bir performans. Evet. Burada Ramazan'la yine Ogbidi, Ramazan'ın şutunu bozdu Ogbidi. Bir hücum reboundu daha geldi sigortam netten. Garrett Sim bunları çok denedi ve çok kaçırdı ama Rocky Buckles'tan bir hücum reboundu daha. 11 rebound aldı galiba da. Evet 5'i hücum reboundu 11 rebound toplamda. Burada peki faul kime çıktı neye çıktı? Çünkü Matt Morgan yapmıştı ona çıkmadı Tayfun'a mı çıktı o zaman? Ya ilk anda Morgan'ın faul var ama ona çıkmadı. Gördüğünüz bence kadarıyla. Bence Tayfun'unki de faul değil. Değil temiz bence de değil. Ya geç çıkan bir düdük ya da yanlış düdük. Hani Morgan'ın ilk hamlesiyse geç. Burada Sim'in ayağı çizgide basit bir hata. Yani yine dediğimiz gibi 3. maçta bitirebilirdi Beşiktaş Konyaspor. Belki de sigortam net serideki son 50 saniyesini oynuyordu şu anda. Burada Matt Morgan ikili sıkıştırma geldi. İyi oynadılar aslında. Uygun pozisyonu buldu Matt Morgan ama yararlanamadı. Bazen de şans. Peki burada faul var mı? İkinci pozisyonda özellikle. Yok ya. Rebound pozisyonu bir şey de var. Morgan'ın deli Ramazan'a çarpıyor. Orada hani Morgan'ın yaptığı foul düdüğü de çıkabilir. Evet. Yani ikisi de devam kararı devam iyi karar bence çıktı. Ya. Garrett Sim de 3. karşılaşmayı bitiren üçlük isabetini buldu. 73-68'e getirdi. 2 topa çıktı artık kısır döngüye girecekti. Ve mola sonrası Beşiktaş Konyaspor 5 saniyede topu kenardan oyuna sokamadılar bu pozisyonda. Mehmet Özdağ burada 5 saniyeyi yaptı. Peki bakalım doğru karar mıydı? Bakalım. Şimdi hocanın koluna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, çok net. Kaça kadar gider diye saymış. Hatta hocam tempoyu da bir... Evet, 4'te bir çekmiş. Bence çok doğru. Yani doğru karar. Evet, doğru karar. Bayağı fazlaymış yani 5 saniyeden çok fazlaymış. Sonrasında da burada sigortam net zaten topu iyi kaçırdı. Beşiktaş Konyaspor'un faul yapmasına imkan vermedi ve Rakim Buckles'ın basketiyle de skoru belirlemiş oldu. 75-68 sigortam net. Serinin 3. karşılaşmasından galip ayrılan taraf oldu bu karşılaşmada. Karşılaşma hakkında eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ya bence gelecek maça geçelim. Son maçları konuşması daha keyifli olacak. Hani bu kesinlikle. Eşleşmelerin son maçları. Kesinlikle öyle. O zaman 3. maçımızın görseli ekrana gelsin. Ben de YouTube'da yorumları okuyayım. Evet o ekranlarda. Samet Kutbay, iyi yayınlar Samsun'dan. 5 maçlık müthiş bir seri izledik Samsun Sporlu olarak. Mamak Belediyesi elendi ama harika oynadılar. Tebrik ediyoruz. Finaldeki Samsun Sporumuz ve Konya pot altında iyi ama üçlük atmakta zorlanıyorlar. Üçlükte iyi olan finalde kazanır ama Samsun Spor taraftarı belirleyecek. 2-0 yapıp Konya'ya gideceğiz demiş Samet Kutbay. Yani üçlükte iyi olan kazanır deyip Konya'yı desteklemiş gibi geliyor. Ya şöyle Samsun'un zaten oyun şablonu üçlük üzerine değil. Tamamen evet. Takım oyunu üzerinde hani ya çok dış yüzdeyle oynayan bir ekip değil. Mamak deplasmanında yakaladıkları 23'te 12'lik yüzdeyle mesela çok rahat çıkmış oldular. Tutturamazlar demiyoruz ama tabii hani ki. Ağır yönleri ana, bu değil yani. Ana oyun planları o değil. O yani değil. Beşiktaş Konyaspor'a bakarsak hele. Onlara nazaran. Tabii onlara nazaran hiç değil. Konya Samsun o
şablonda da çok rahat maçlar kazanıyor. Büyük maçlar kazandı. 2-0 yapabilirler. Şöyle ki Konya'nın deplasmanda kötü oynamasına bağlarım. Hani 2-0 yapabilirler. Samsun'la bir kere net 2-0 yapmalı. Evet. Yoksa geçen seneki gibi. Hani. Yani yoksa geçen seneki gibi. Çünkü Konya evinde çok iyi, çok tempolu oynayan bir ekip. Çok ve yüzlü oynayan bir ekip. Tarafta... Şöyle bir şey var. Samsun Spor bu playofflarda kendi sahasında maç kaybetti. Beysu Konya Spor bu playofflarda deplasmanda maç kazandı. Ama Beysu Konya Spor kendi sahasında bu playofflarda maç vermedi. Ya evleri kale gibi şu an. Yani o yüzden Samsun'un çok net. 2-0 yap, kafa rahat git. Evet. Konya'da ne oldu ne oldu. Artık ya 5. maça Samsun'a gelinir ya da Konya'da biter, bilemeyiz. Ama bakalım. Bakacağız. Atiye Hanım da iyi yayınlar, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar, sevgiler diyelim. Mamak Samsun karşılaşmasındayız. Bu karşılaşmada İzzet forma giymedi. Ve bence dediğim gibi bu playofflarda Samsun Spor'un en kilit adamı gerçekten İzzet. Ve olmadığı karşılaşmalarda gerçekten zorlanıyorlar. Jaden Friday'in de 3. periyotta 2.40 varken beşlediğini gördük. 5 faul aldı ve son 13 dakikayı, yaklaşık 13 dakikayı sadece Mert Ali Sert ve Ercan Bayrak uzun rotasyonuyla mücadele etmek zorunda kaldı Samsun Spor bu karşılaşmada ve Mamak bu baremde ön plana çıktı gerçekten Samsun'a karşı. Ya Friday'in beşlemesi hususunda şunu söyleyeceğim. Melih Kapıcı çok zeki bir oyuncu. Evet. Ve onun üzerine oynadı. Zaten post-up olan da bir oyuncu. Çok rahat post-up oynayabilen bir oyuncu. Sürekli onun üzerine oynayıp çok rahat beşletti yani. Rasmen devreden çıkarttı onu. O konuda uzun rotasyonda Melih Mama, de nefis maç oynadı evet. Bu arada. 20 sayı, 4 rebound, 1 asist. Takımın en ön plana çıkan oyuncularındandı. Will'dan yine triple double'a göz kırpan bir performans geldi. 23 sayı, 8 rebound, 8 asist. Comanche 19 sayıyla destek oldu. 3 isim ön plana çıktı Mamak'ta ve 88 sayıyı bulup karşılaşmadan galip ayrıldılar. Aslında daha rahat da kazanabilirlerdi. Son 4 dakikaya 10 sayı önde girmişlerdi. Sen biz bu maçı izlerken şöyle söylemiştin. Eğer son 4 dakikaya Mamak çift hanelerde girerse, yani girmezse yakalanabilir demişti ve bitime yani 4-0-0 kala 10 oldu. Fark 10'a indi. Sonrasında da zaten inanılmaz bir geri dönüş izledik Samsun Spor'da. Ya çünkü şunu biliyoruz. Eli titreyen taraf kim? Mamak kaybederse seri evet, bitecek. Aynen öyle. Son dakikalara gelindiğinde de o stres artar. Ona dayanarak son 4 dakikaya bir çift hanelerde rahat girmezse kazanamazlar diye düşünüyorduk ama neyse ki girdiler, kazandılar da serinin uzaması çok keyifli bir eşleşme. Çok keşke Konya'da gerçekten uzasaydı, onlarda da 5. maçı izleseydik. Çok güzel 9 tane maç izledik yarı finallerde değil mi? Gerçekten. Keyifliydi. Evet. Ya çok basit hataların da olduğu, hafif böyle eğlendiğimiz, güldüğümüz de bir yarı final eşleşmeleriydi. Şunu söyleyeceğim, Marlon Will benim playoff MVP'lerim arasında adaydı. Çünkü o da iyi bir tabii şey, ki playoff. Başka çok bir iyi moda geçtik yani kesinlikle. Mesela şu an playoff'ta Chance Comanche'den çok daha iyi bir bence playoff de geçiriyor. Aynen öyle. Ki Chance Comanche de yani sezon içerisindeki Samsun maçlarına bakmadım ama Samsun Spor'a karşı bir zorlanır bir hali var yani. Bir maçta iyi oynadı galiba, bir önceki maçtaydı ama nitekim daha Samsun Spor'a karşı tutuk geçiriyor. Bilmiyorum yabancılara ters mi geliyor ya da başka bir şey mi var yani. Hani izlerken bazen fark etmiyorum, maçın 3. çeyreğini bir geliyorum, Comanche 2 şut kullanmış ya da 4 evet, şut kullanmış. Evet bu arada yani o hani doğru, o doğru. Şey garibime geliyor yani o an falan. Ya şut mu attırmadı, o an tabi geri dönük tekrar izliyoruz ama o canlı izlediğimizde ya şut mu attırmadılar, Comanche mi denedi, başka bir sorun mu var diye insan aramıyor değil. Çünkü sezon MVP'si ve yani her maçta 10-15 top kullanan, çoğunu da verimli kullanan evet bir oyuncu. Ya serbest atış falan da kaçırmaya başladı bu serilerde. Garipti. Marlon Will bence Chance Comanche'nin önündeydi bu playoff seriler. Playoff performansı da çok net. Şöyle enteresan bir şey söyleyeyim sana. Karşılaşmanın ilk yarısında Mamak 46 sayı üretti ve 10 oyuncusundan skor katkısı aldı ki yani Mamak'ın uzun zamandır aradığı, beklediği bir şeydi. Deniz Genç çok iyi bir ilk yarı oynadı. 6 sayı üretti 2-3'lükle. Recep sola attı hoca sahaya. Çok iyi bir katkı verdi. 5 sayı bir rebound. En azından sahada olduğu bölümde takımına artı yazdı. Ve 10 oyuncudan skor katkısı bulmuştu Mamak ilk yarıda. İkinci yarıda ise Mamak'ın 42 sayısı var. 42 sayının 40'ı sadece 3 oyuncudan geldi. Melih 15 sayı, Marlon Will 14 sayı, Chance Comanche 11 sayı. 42 sayının 40'ını ikinci yarıda 3 oyuncu attı. Sanıyorum Kaan Sarı Aslan'ın 2 sayısı var sadece ikinci yarıda. Bu 3 isimle kafayı takmış 3 adamla açıkçası Mamak karşılaşmadan galip ayrıldı ikinci yarısında bu karşılaşmanın. Ya büyük karakterleri zaten sezon başından beri de Mamak'ın istatistik kağıdına baktığımızda bir sıralarız böyle verimlilik puanlarına göre. 2 yabancı, Melih
ve devam ederdi Kaan, böyle. Ömer Kaan Ömer arası. Gelirdi aralarına. Ama bu karşılaşmada enteresandı gerçekten. Evet, evet. Ve JJ Frazier 11 kez faule maruz kaldı. Onu da söylemiş olalım. İstersen videomuza geçebiliriz. Olur. İstatistiklerden de bahsedeceğiz az sonra zaten. 5 numaralı videomuzu getirelim ekrana. Mamak Belediyesi, Samsunspor, playoff yarı final serisi 4. karşılaşma. Mamak'ın 88-86 kazandığı maçta gözümüze takılan tartışmalı pozisyonlar. Melih Kapucu, Jalen Friday pozisyonu. Bak çok benzerini az sonra göreceğiz zaten demiştim. Burada hücum faal. Friday çok yani iyi kurmuş. Evet, doğru karar ama yani. Hani demin de olması gerekirdi. Aynen öyle, orada çıkmadı. Burada bir sportman dışı beklentisi var. Koçtan da Cem Coşkun'dan da. Yok ya Gökhan tamam kesmiş, ama sert de kesmiş ama topa çok net niyeti var. Ya bu sportmanlık dışı değil bence de. Değil ya hani değil o kadar da çıtayı aşağı çekmeyelim ya. Yani. Burada Comanche yerde kaldı. Murat Hoca'nın da yoğun itirazı var. Oo net. Hücum faul ama Hücum faul mü? Pardon basket faul. Hah. Basket artı faul. Friday'in orada bir hamlesi vardı kesinlikle. Burada da Friday ile Cem Coşkun. Cem iyi de gösterdi ve hücum faali aldırdı Jalen Friday'e bu pozisyonda. İyi savunma gelmiş. Ay, evet doğru. Hoca da iyi yakalamış yani. Ya işte bak düşmese de vermen lazım hocam. Evet. Yani hareketin düşmeyle hiçbir alakası yok. Darbe var çünkü. Bu da Mamak'ta Faik Can'ın da özellikle ya, o da skor katkısı verdi. Bu anları Mamak çok iyi oynadı gerçekten. Devrenin son an, yani ilk periyodun son anları ve önce Faik'in üçlüğü, sonrasında Deniz'in üçlüğü, Bench'in tepkisine bakar mısın çok gerçekten? Çok keyifli görünüyorlar. Çok iyi gözüküyorlardı ve ilk periyotta 31 sayı attı Mamak ya karşılaşmada. Ama sonrasında Frazier burada 3+1 ile bitirdi. 3+1 buldu. Peki faul var mıydı? Tekrardan bakalım bu pozisyonu. Ya gerçekten ya, var şey mı? Söyleyeceğim. Yani Comanche nereye düşüyor? Aa, sol ayağına mı düştü? Dibine, sol ayağının dibine. Sol ayağına geçenler için oldu orası yani evet. Ben çünkü ilk izlediğimde ya var mı yok mu bir arada kalmıştım da bana da şu an var gibi geldi. Var var. Burada Kaan'ın itirazı var. Ya çok sanki temas ediyor foul. Eline vuruyor değil sağ mi? Sağ eline, sağ eline. Gerçekten zordu çünkü pozisyon. İkinci periyottayız. 4-10 varken bitimi Recep'in kaçan şutunda burada savunma faulü Mert Ali Sert'e çalındı. Cem Coşkun'u burada çok ha, net çekiyor. Formasından da çekmiş zaten. Bu pozisyonda bu düdük çıktı. 4 dakika var. İkinci periyottayız. Bu kötü ama kol da çıkar orada. Çok tehlikeli bir evet. Yani. Hani araya alıp yatmak burada sakıncalı yani. Burada Cem faul bekliyor. Yok. Yani çok... ayakları biraz yürüyor ama o kadar o nizam. İyi savunmuş ya. İyi savunmuş. Burada Recep'e de hücum faul çaldı. Yani Recep hücum faul çaldırdı ama. Son anda iyi kurmuş da çok kötü atlamış ya. Ayakları bana hareketli geldi ya. Tam sabitlemiş ama. Emin misin? Evet. Bilmiyorum. Hizayı alırken. Duruş çok iyi ama bana ayaklar tam sabit değilmiş gibi geldi. Burada bir basket kararı bekliyor sanıyorum. Yani Mamak bence ama. Yok. Bence gayet temiz. Burada yine Friday Comanche bir kez daha Friday'e faul çalındı. Sonrasında da burada Frazier ile Deniz arasında ufak çaplı bir münakaşa. Deniz de konuşuyor, Frazier de konuşuyor. Orada Deniz'in yerinde olmak isterdim. Söyleyeceğim çok şey var. Burada ne oldu? Ya çekmiş Comanche de biraz bırakmış. Ya bu biraz ama yani. Devam. Siz aranızda oynayın. Ama faul çıktı. Jalen Friday. Burada bir hücum faul düdüğü. Yani bence çok herkes ya çok basit. Herkes ya. Devam ediyor bence. Çok basit. Deniz de devam ediyor beklediğim ya şey. Deniz yok ya Deniz Ercan'ı daha çok çekmiş bence zaten. Hani orada bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla. Burada faul çıkabilir miydi Mert Ali'nin Comanche hamlesi? Sağ koluna bir teması var gibi geldi ama. Bana da öyle geldi. Sonrasında burada paylaşılamayan top. Aslında sanki topla dışarı çıkıyordu. Ege miydi pozisyonda yani kesin? Burada bir faul düdü. Burada da İlker Hoca'nın sakin kalmak için teknik yememeliyim koşuşu. Hocam hiçbir şey gerçekten çok güzel şekilde kurtuldu pozisyondan da ya, tekrar bakalım. Bence bak Mert'in o ilk hamlesini veremediği abi için ikinciye vermiş. Geç yani bence de bu arada. Geç çıkmış düdük. Burada ne oldu? Mert Ali Sert yerde kaldı. Devam karar çıktı. Sonrasında bir sportmenlik dışı beklentisi var. Ama o, normal faul karar çıktı. Peki zaten ilk pozisyonda ne oldu? Mert Ali niye yerde kaldı? Aa, yok. Yok yok devam. Ya yine devam, devam. Kolay bırakmış. Yok. Friday. Tamam biraz sert gelmiş ama yok abi topa. Yok top. Tamam kolay gelmiş ama topa niyet var. Sürdürmemiş de. Bana da top gibi geldi. Zor pozisyonmuş bu arada. Hocalara saygı duymamız lazım. 2.57 ya burada ben çıldırdım. Murat Dikmen bayağı bir itiraz etti. Basket yani bloğun temiz olduğunu düşünüyorlar ki bir şey değil mi? Bence hoca şimdi tekrar hoca gelecek. İyi sabretti teknik vermemek için hakemlerden i̇yi bahsediyorum. Ama iyi de durdurdular he. Hoca değil mi? Yani bu arada Panya'ya çarpıyor mu çarpmıyor mu?
Ya bana, çok ince anlaşılmıyor. Bana çarpıyor gibi geldi ama ya gerçekten çok zor. Şimdi çarpıyor gibi izleyince çarpıyor gibi geliyor. Çarpmıyor gibi izleyince çarpmıyor gibi geliyor. Değişik pozisyon. Zordu ve bu da Friday'in beşlediği pozisyon. Tam senin anlattığın üzere Melih'in post-up oyunuyla Friday'i beşlettiği pozisyondu. Burada top kimden çıktı tartışması. Bayağı bir itiraz etti Mamak. Topu Samsun'a verdi hakemler. Of. Abi yani. Bu çok zor. Yapacak bir şey yok abi. Bana yapacak bir şey yok. 1.25 var. 3. periyottayız. Burak yerde kaldı. Sonrasında Ömer'in hamlesine faul düdüğü çıktı. Ve artık... Ama bak bir şey sana söyleyeyim hoca mi? Hoca da tekniği yedi. İzlerken şu an Murat Hoca teknik yemeli. Hani kendi takımı için kendisi yapmalı bunu. Çünkü hakemler bu arada... işte bakalım... Anlayamıyoruz bunu yani. Görüş açımız... Ya temiz gibi geliyor buradan bana. Bana da temiz gibi geldi. Ama şimdi varsa da bir şey yanılmayalım. Bana da temiz gibi geldi. 9.55 var, evet, son periyottayız. Tamam, bir yıl yerde kaldı. Mert Ali Sert'in size ile alakalı bir durum. Ama sanki sol kolu da biraz ona açmış da... ya bak. Sol kolu biraz sıkıntılı. Çıkabilirmiş. Her şey geldi mi? Ve de, o pozisyonun hemen devamında da burada Mert Gezir'den çok yani maalesef amatörce. Çok amatörce ve spor benlik dışı faul çıktı. Hoca da hemen kenara aldı Mert'i o pozisyon sonrasında. Burak yerde kaldı, bir faul bekliyor ama Marlon Wiel'dan Nizami. Nefis savunma bence. Abi düz sıçramış, nefis. İnmiş. Frazier yerde kaldı, Wiel'in hamlesiyle ve faul düdüğü çıktı. JJ Frazier yani... Ya ateşi şey yemiyor, ayakları da... Evet ayakları ama... Ben bir şey söyleyeyim bak, kendi yapmış. Kendi ya. Yapmış bence kendi de. Teması yapacağım. Oluşturan Frazier. Evet. Ve bence değil yani açıkçası o pozisyon. Burada Frazier yine Utku'yla bir arasında gerginlik yaşandı. Yani foul. Ya Frazier bu ama gerginliklerden yani... beslenmeyi çok seviyor açıkçası. Evet. Kendine bir challenge koymak istiyor. Herkes bana düşman, herkes bana karşı gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Nereden biliyorsun onu ya? Kendini motive ediyor bence. Michael Jordan misali. Olabilir, olabilir. Çünkü her pozisyonda bir ayağa sert kalkış, bir geri dönüş falan evet. Var yani. Hemen 6'yı getirelim o zaman. 6 numaralı videomuzu getirelim ekrana. Maç sonunda yaşananlar. Mamak nasıl krize girdi? Samsun nasıl bir geri dönüş gösterdi? Serinin 4. maçındayız. Son 4.40, 78-71 Mamak üstünlüğü var. Chance Kovanç'a potaya gitti. 80-71'i buldu burada ve faul var bir de. Çizgide de hata yapmadı ve çift tanelerle önde girdiler. Son 4.5 dakikaya. Ki burada da yaptıkları top kaybı sonrası herhalde fiş çekilmek üzereydi. Ama 4 dakikada ciddi bir süre tabii. Bu kritik bir hücumdu. Ercan Komançe'nin şutunu bozdu. Ve bahsettiğim üzere tahta evet 4-0-0 kala fark tek hanelere indi şu anda. Evet abi burada sıkıntı. Yani inanılmaz 81-74. Utku'nun burada şutu kaçtı. Süre de doluydu zaten hücum süresi. Burada çabuk bir hücum. Göktuğ da son periyottaki geri dönüşünün yine baş aktörlerinden. Son periyotta iyi katkı verdi Göktuğ gerçekten. Göktuğ da hani kısalarda SS'ye görünmeyen çok oyuncu olur da bu da uzunlarda görünmeyen. 3 oynadı ama bu karşı. Bu sekansta zaten özellikle. Mert Ali Sert, Ercan Bayrak, Göktuğ baş. Göktuğ 3'te kullanlar zaten uzun yok elde. Friday... Yani Samsun'un uzunları da abi 3-4-5 oynuyor hepsi ya. Hani evet. Oynuyor yani hani. Friday faal, 5 faal oyun dışı. İzzet yok. Ya Friday'in olmaması çok önemli değil de bir uzunu kaybetmiş olmaları. İzzet. Heh. İzzet gerçekten çok önemli. Ya burada Frazier'ı durduramadılar gerçekten ve maç ne oldu değil mi şu an? Bir anda bu maç nasıl bu hale geldi? 2 dakikada. Evet. Ya ve Will'dan çok zor bir basket. Burada Utku'dan çok basit bir faul ve yine süre geçmeden iki sayı imkanı Samsun Spor'a. Ya şuralarda koparabilir mi Ardüde maçı? Göktuğ maç. Bu nasıl bir hamle gerçekten ya? Komançe'ye maçın nefis, en kritik anında en var olabilecek. Nefis bir savunma hamlesi. Bu çok kritik bir hücumdu. Wiel şuradan. Göktuğ'dan aldı hücum ribandını ya. Kolay iş değil. Sonrasında 85-83 maç kafa kafaya. Yani burada paslaşırlarken çok basit bir hata. Abi demek ki Mamaklılar paslaşmayacak devam. Adamlar topu paylaşınca sıkıntı yaşıyorlar. Ercan burada. Samsun'da bir anlaşmazlık. Topu dışarı attı. Son 46 saniye ve... Maç topu geliyor şimdi de. Ömer Sancaklı'nın asistinde Melih Kapucu harika performansını bu üçlükle de taçlandırdı. El üstü yani ha. Maçı kazandırdı evet. Yani. 88-83 ama mola sonrası... Hala bitmedi. Yani Samsun ya çabuk bir üçlük bulacaktı ya da 2+1'e gidecekti. 2+1 sadece 4 saniyede 2+1'i buldular ve 2-1'e gitmiş oldular ve son top her türlü kendilerine kaldı. Ya şurada çıkmayacak şey dış şutta Samsun'un kazanmasını getirecek. Evet. Ki çıkmadı da zaten. Burada Will süreyi eritti.
Ama burada Mert Gizir'den çok iyi bir savunma hamlesi. Burada ortalık karıştı. Ne oldu derken? Süre doldu. 24 saniye dedi hoca da. Dolmamıştı. Kaan da scoreboard'u gösteriyor. Ya tekrar gelecek şimdi görüntüye. Şimdi sağ altta görüyoruz hücum saatini, hücum süresini. Bu arada şey yani. Şu an bir sağ sosyal bir kamera çekiyor ya. Hoca şu anda 24'e diye elini kaldırdı. Evet ya. Evet. Zaten süre durdu. Hoca karar verince süreyi durdurdular. Ya evet. Hani foul mü verildi gibisinden. Esasında evet. Yanlış karar. Ben anlamadım. Yani hiçbir şey çıkmazdı. Evet. Bir saniye daha bekle. Yani bir saniye dedi. 0.2 bekle. Doğru karar olacaktı ama. Ona da bir tık erken düş gibi. Şu da, yani. Şu da. Aa, şurada şunu söyleyeyim. Şu pozisyonda Frazier'ın koşusu çok yanlış. Villan'ı oraya götürdü ve wow. Savunma yaptırdı. Kesinlikle. Çok iyi tespit. Orada Frazier'ın koşusu Mertel'in önü kapattı öyle söyleyeyim. Kesinlikle yani. Tabii ki son topta Mercel Sert'in turnikesini istemezsiniz belki. Hayır ama oyun oraya kaldı. Bomboş pozisyon. Bomboş pozisyon. Doğru pozisyon yani. Villa iyi yardıma geldi. Dediğin yani, üzere. Esasında Frazier'ı kovalarken evet. Baktık adam atış yapıyor bari yardım olsun diye oraya şey yaptı. Ve bu karşılaşmada son olarak da şunu söyleyelim. Mamak'ta tribün olayları nedeniyle 8750 lira da para cezası çıktı bu karşılaşma nedeniyle. Şunu da söyleyelim bak. Ben her takımın playoff serisinde çok iyi atmosfer oluşturacağına inanıyordum. Ama açıkçası Mamak'ın bu kadar taraftar toplayabileceğine inan ki inanmıyordum. Gerçekten iyidir. İyi sağ içi yani. Koltuklarda yapmışlardı. Çok iyiydi. İyiydi ya gerçekten. Mamak, hele ki Mamak için çok çok iyiydi. Yani sezon ortalamasına vurursak %1 milyon falan çıkabilir yani. Hani çok iyiydi yani. Kesinlikle iyiydi. O zaman dördüncü maçımıza geçelim ve eklemek istediğim bir şey yoksa YouTube'da da yorumları okuyayım o arada. Dördüncü maçımızı görseli gelebilir. YouTube'da da Atiyan'ın final serisinde Süper Lig hakemleri görev yapacak. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Konya'nın canı hakemlerden yana çok yandı demiş. Ama Süper Lig hakemleri görev yapmayacak. Hatta 3 karşılaşmadaki hakemler de açıklandı. Onu da programımızın final serisini konuştuğumuz bölümünde ekrana getireceğiz. Süper Lig hakemleri bu sene olmayacak. O da takımların kendi isteği olmuş. TBL takımları, playoff takımları biz kendi TBL hakemleriyle devam etmek istiyoruz diye oy kullanmışlar. Yani geçen sene Süper Lig hakemleriydi. Yani görmüştük acaba. Onlar da çok eleştirilmişti. Ya bir şey söyleyeyim mi? İnan ki A klasman, B klasman falan çok fark etmiyor. Ben de aynı görüştüm. En azından bizim ligi bilen, oyuncuları tanıyan, Emre kendini atar, Muhammed atmaz, Muhammed yalan söyler, Emre söylemez, şu bu gibi şeyleri ya da pozisyonu nasıl takip etmem lazım, o adam nereye koşar, nereye gider, nerede durmam lazım. Bence doğru, bir şey sana söyleyeceğim. Doğru. B klasmanında maç üretmek daha zor, televizyon yayını yok. Geri dönüşülecek ama tam bu maçlarda olacak da. Aynen. Gerçi bir maç hariç. Orayı da konuşacağız. Kore Emre abi Komanche herhalde. Komanche oyuna küsmüş. 88-86 biten maçta çok kötü oynadı. Yani biraz da saçmaladı demiş. Yani ben daha iyi bir Komanche beklerdim. Onu söyleyeyim ben sana. Samsun serisi boyunca hatta bütün playoff serisi boyunca daha iyi bir Komanche beklerdim. Son maç zaten evet, çok daha kötüydü. Creative Sports'la Chance Komanche Euro Cup takımı Prometheus ile anlaştı. Bence o kafada bitirmişti. Serinin sadece ilk maçı iyiydi demiş. Ya şunu söyleyeyim ben haberi görmedim ama. Ya haberi görmedim de yazdığına göre doğrudur inanırım. Ama şunu söyleyeceğim. Ya doğru olabilir. Tabii ki şu olabilir. An finalde oynayacak Samsun'la Konya Spor'un hiçbir yerlisi hiçbir takımla anlaşmadı mı sanıyorsunuz? Bence anlaşmıştır. Ama oynara bütün söz kesmiştir. Ya söz kesmiştir öyle. Zaten. Komanche de söz kesmiştir. Sonuçta imza atmış olamaz hani. Mamak'ta hala. Abi yabancıyla yerliyi de ayıran özellikler. Yerlinin de kıymetini bilin işte. Yabancı sözleşmeyi bulunca abi hemen geri çekiliyor böyle. Bakalım. Ne kadar doğru bilmiyorum da genelde böyle oluyor. Komanche üzerinden konuşmadım bunu. O zaman hemen dördüncü maçımızdayız. Beysu Konyaspor'un seriyi bitirdiği karşılaşma. Sigorta Hamlet'i deplasmanda 85-83 mağlup ettiği maçtayız. Bu karşılaşmada Beysu Konyaspor'un açıkçası yani Tayfun'un zaten Tayfun yine ön plana çıktı. Geri döndü. Umut Geçen 3. maç sonrası çok iyi bir tepki, çok iyi bir reaksiyon gösterdi. 16 sayı, 3 rebound, 4 asist, 3 top çalma, 0 top kaybıyla nefis bir performans sergiledi. Derigol Bidi de çok iyi çember savundu gerçekten. Ya bir şey söyleyeyim. 4 blok ve hele bir tanesi var ki net maç kazandıran bloktur. Ve bence haftanın güzel hareketleri gelecek programımızın son bölümünde. Bu karşılaşma damga vurdu. Derek Obidi damga vurdu hele. Evet. 4 bloğu 4'ü de nefis gerçekten. 4'ü nefis. Ya bir tanesi gerisi mi yardımı vardı ama bloğunda. Oraya gelince konuşacağız. Şunu söyleyeyim. Ben maçı izlerken Sigorta Amnetik kazanacağını düşünmeye başlamıştım. Artık bana bunu inandırdılar ama. Evet. Konya Spor'da yine ritimli attığı zaman da her zaman bir umut vaat ediyor ki nitekim maçın sonunda doğru oynayarak kazandılar. Ama tabii ki yani hakem olayları
Ben şunu söyleyeyim. Çok tartışıldı. Bak ben şunu söyleyeyim. Hakem olayları için söylüyorum. Konya Spor'un net hiçbir şekilde hakem yardımına ihtiyacı yok. Sigortamla 5. maçta oynasa yine Konya Spor kazanır ve turu geçerdi. Hatta geçtiğimiz hafta ben ne diyordum? Çok da rahat geçer. Hatta 3-0 direkt biter diye de düşünebilirdik yani. Ama bu maçın sonlarında yapılan hakem hataları bence maçın sonucuna etki etmiştir. Maçın geneli olarak demiyorum. Ben genel olarak hakemlerden razıydım ama... Biliyor musun ben katılmıyorum. Ya tamam sen muhtemelen pozisyonları didik didik ettiğimiz için evet, şey yapmışsın. Çok ama şaşırtıcı ya şekilde. Ya şunu söyleyeyim bak o son pozisyonda temas var ama ne derler hani faulü gerektirecek temas mı yoksa basketbol içinde olan bir temas mı yoksa direkt topu vurduran mı ya da o son topta cevherden mi çıktı top? O hepsini, cevher itildi mi? Hepsini ekrana getireceğiz. Ya bunların hepsini getirelim öyle mi konuşalım? Bence şaşırtıcı olabilir o düdükler gerçekten. Andaç Hoca da maç sonrası yaptığı açıklamalar hatta hafta içi sosyal medya hesabımızdan da paylaştık. Ben yapılan hataları bir hata olarak kabul etmiyorum dedi. Yani sert açıklamalardı Andaç Hoca'dan. Hakemleri bayağı sert eleştirdi açıkçası. Ve şunu söyledi bir de basın toplantısında. Biz ligin hani en yüksek bütçeli takımıymışız, çok bütçeliymişiz gibi bir algı var. Ama biz şu anda lig sıralamasına baksanız 7. 8. sıradayız. Cevher Özer dışında TBL standartlarının üzerine maaş kazanan bir oyuncumuz yok. 3 Amerikalı, 3 yabancımız olduğu için öyle bir algı oluştu ama öyle bir durum yok dedi. Sen de düşünüyorsun açıkçası. Hani 7-8 değil ama bence en kötü ihtimalle ilk 5 takımdan diye düşünüyorum açıkçası ben sigortamda. Ya şöyle isimlere baktığımızda evet. Sonuçta hiçbirimiz fiyatları bilmiyoruz. Cevher'in de fazla kazanacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Tabii o tabii ki skalayı yukarı çık. Yani Cevher şu an hangi takım ya yani şu an? Havada şu an hala tekliflerin hepsi önündedir. 7-8 tane teklif vardır. Değerlendirmek için vakit arıyordur falan. Ya hocaya inanıyorum. Yani 7-8 midir bilmiyorum. Ama yani şöyle düşünürsek yani çok baba takımlardan biri değildir ama yani. Bence de değildir yani. Şimdi Manisa, Konya, ya Mersin. Mersin. Sigortam net olur. Belki bir de OGM Ormanspor olabilir. Bir tık fazla vererek. Ya onların da isim olarak isim değil olarak ama değil sözleşme olarak biraz fazla para harcandığı söyleniyor. Aynen öyle. Herhalde bu 5 gibi olur. Ya olur. Hani ilk 3 değildir. Ya tabii ki en pahalı takım değil. Öyle bir algı varsa onu biz de kabul etmiyoruz. Biz hiç öyle bir algıda kesinlikle zaten bulunmadık da yani. Şunu söyleyeyim ama bak Andıç Hoca hakemler için sert konuştu ama Konyaspor'un hakkını verdi. Evet. Hani şu hakemler için yapılan eleştiriler kesinlikle Konya Spor'a karşı yapılmış eleştiriler değildir. Konya devasa bir playoff serisi geçiriyor. Vura vura gidiyorlar. Çok harika bir final serisi bizi bekliyor. Yani çok şanslıyız yani bu iki takımı izleyeceğimiz için. Kesinlikle öyle. Bu karşılaşmada bir kez daha Sigortamnet'in reboundlarda çok ön plana çıktığını gördük. Hücum reboundlarında ilk maçta yani 3. karşılaşmada 15'e 5'li Sigortamnet üstünlüğü. Bu karşılaşmada 16'ya 5. Dediğin üzere Samsunspor'un bu karşılaşmaları gerçekten çok iyi analiz etmesi lazım. Hücum ribandı konusunda çok zorlandı. Yani savunma ribandı almakta çok zorlandı Beşiktaş Konyaspor ve 2 maçta 31 hücum ribandı verdiler Sigortamnet'e. Ya şu şey mi acaba? Hani Emre pota ribandı alıp hemen potaya gitme eğilimi acaba ribanda odaklanmayı mı eksiltiyor? Yani bu bilmiyorum. Acaba rakibin yaptığı bir taktik teknik değil de Konyaspor'un kendi zafiyeti mi? Bilemedim. Bilemiyorum. Ya böyle şeyler de olabilir. Olabilir. Bu karşılaşmada top kaybı sayısını dizginlediler tekrardan. 8 top kaybıyla bitirdiler ki ama söylediğimiz üzere hücum reboundu bence en büyük farktı bu karşılaşma hakkında. Ve istersen var mı eklemek istediğin bir şey videolara geçebiliriz. Çünkü dediğimiz üzere nefis yani çok tartışmalı anlar var. Evet. Bence geçelim videolarımıza. 7 numaralı videomuza getirelim ekrana. Sigortamnet Beysu Konyaspor. Beysu Konyaspor'un deplasmanda 85-83 kazandığı serinin 4. maçında tartışmalı pozisyonlar gözümüze takılanlar. Maç sonundakiler az sonraki videoda gelecek tabii. Bu maç içindeki pozisyonlar. Bu pozisyonda Ramazan Tekin'e bir sportmenlik dışı faul kararı çıktı. Ya foulse aç biraz bize ters. Şurada eli temas varsa foulse. Evet. Bence de. Doğru net karar. Yani. Hiç tartışmasız. Doğru karar. 6,5 dakika var. 1. periyottayız. Evet, burada 3 saniye karar çıkacak şimdi. Derek Ogbidi'ye. Ama dikkatli bakalım Derek Ogbidi'ye. Şu ayağı an çıktı. Ayağını dışarı attı. Şu an ayağını dışarı attı. Şu an girdi. 6-22, 7 saniye var. Ve yine çıktı. 3 saniye çıktı. 1 saniye. 1 saniyede. Ve FIBA'nın oyun kurallarına göre eğer oyuncu dışarıya çıkmak için hareketlenmişse ve bu anda 3 saniye dolmuşsa
Ya da eğer oyuncu boyalı alanda ve 3 saniye dolarken takım arkadaşı şut atmışsa veya tam atmak üzereyse, eğer oyuncu 3 saniye tam dolarken şut atmak için dribling yapıyorsa oyuncuya toleranslı davranılır diye belirtiliyormuş ki biz bunu da çok konuşuyorduk. Hani 3. saniyede doğru mu doğru diyorduk ama aslında toleranslı, eğer çıkmaya da eğilimliyse toleranslı yani davranılır. 3. saniyede olmuş ama koşuyor yani. Çıkmak için dışarı eğilmiyor. Şimdi burada hoca gözden kaçırmış. Ayağını, 3 saniye yok zaten. Yani. Ayağını dışarı basmış zaten. Evet. Ya burada da Alptuğ'un şu hareketine normal faul karar çıktı ama bence sportmanlık dışı faul karar çıkabilirdi çünkü Sim'in ayağını çekiyor o pozisyonda Alptuğ'da. Buna ne oldu? Burada da Sim erken girdi dedi hoca ve atış Benskonyaspor'a verildi ama kimse girmemişti içeri bence. Kimse yani. Çok nizamiydi. Ben şu an şokundayım kararı, biliyor musun? Burada Can Özcan'a bir hücum faul. Yani Can hareketli bile. Evet. Durmamış zaten. O yani kalçayı da çıkarmış. Çok ince çıkarmış. Minik minik adımlarla. Burada Cevher Can'ı bloklamayı başarıyor. Sonrasında Mehmet Özdağ'ın hızlı hücumu kesiyor. Bir sportmenlik dışı beklentisi var ama. Yok foul. Normal. İyi kesmiş. Tecrübeli. Evet. Kesmiş Mehmet Özdağ bu pozisyonu. 8-15 var. Cenk çıkardı. Cevher şutu buldu. Burada Furkan yerde kaldı. Kötü düştü. Ve ayağını çizgiye bastı diye topu Konya'ya verdiler bu pozisyonda. Peki faul var mı Tayfun'un? Bu pozisyonda temas varsa var. Yani çok zıplamış, altına girmiş mi Tayfun o pozisyonda? Zor bir pozisyondu. Takdiri şimdi size bırakalım. Şuna bakalım. Bak bu sportmenlik dışı faul. Mesela bak. Sportmenlik dışı çalım var. Topu çok kaptırdı. Çok ufak bak. Çok ufak bir düdük. Ama sportmenlik dışı faul. Hocanın çok önündeydi ama o bu şekilde takdirini kullandı. Burada Morgan yerde kaldı. Bench'ten bayağı bir itiraz var ve teknik faul geldi Konyaspor bench'ine. Ya itirazda da çok haklılar ki tekrar bakalım. Oo net. Yani sol ayağı öne atmış. Furkan Ayça'nın şuradaki hamlesi. Yani sıkıntılı bir hamle. Hocanın gözü önünde ya. Nasıl gözden kaçmış bu kadar bilmiyorum. 5 dakika var, ikinci periyottayız. Mehmet Özdağ bir kez daha hızlı hücumu kesen isim. Abi tamam, biri kesecekse Mehmet Özdağ kessin. Mehmet çok iyi kesmiş bence ya. Konya'da biraz hücumu kesecekse. Gerçekten. Burada hücum faul kararı Cenk Şekeroğlu'na. Ya yok canım ya. Ya yok ya. Ya yok ya. Bir şey hani... değil mi? Tayfun tutmuş bir de, biliyor musun? Daha nasıl bir insan yapılabilir? Hayır abi, bir de Cengiz Aydiner'den de bench'te şimdi yine sorgulayacak adam. Ya. Burada Ramazan'la Morgan. Ramazan'ın hamlesine faul çaldılar. Topa. Yani. Topa ya. Eline geldi mi? Hoca çok yakın ama bu açıdan açısı gözükmüyor. Bu da hücum faul kararı. Serhat Uğur. Eğer deminki faul ise bu da faul. Yani. Ama kurmuş mu aslında? Kurmuş ama ayakta, gerekli temas da yok ama. Sol ayak tavşanlıyor şey mu? Yani evet böyle. Havada aslında. Burada Mehmet Özdağ'ın faul aldırmaya çalıştı. Ama o da eğilmiş ya bak. Ya daha gelmeden yatmış ama ya. Bir şey yok gibi. 1-10 var. Son periyot, 3. periyottayız. Aydın Ergen bu pozisyonda faul bekliyor. Sonrasında sigortam net hücumu. Aydın bu pozisyonda konuşmaya devam ediyor ve sonrasında da hoca burada teknik faulü çalıyor. Ya adamın itirazı da çok naif ha. Yani söylemini sürdürdüğü için mi bilmiyorum. Yani ama burada açımız çok tersti ama. Bir tepki yok yani de. Elinde temas olduğunu söylüyordu. Bu da çok tartışılan bir pozisyon. Topu hakemler Beysi Konyaspor'a verdiler. İtirazlar var. Yani çok net mi? Çok net, net Morgan ya. Yani ilk izlediğimizde de Morgan'dı bence. Ya Selçuk İnan Beşiktaş maçı vardı. Taca atıp taç kullanmıştı. Aynısı olmuştu. Yani çok net bence Morgan'dan çıkmış top ya. Evet evet. Burada Serhat Uğur yerde kaldı. Hücum faul beklentisi var. Şey diyeyim ya, az öncekinden daha iyi kurmuş mesela. Hemen 8'i getirelim ekranı. 8 numaralı videomuz maç sonunda yaşananlar. Çok tartışılan sigortam netinde çok yoğun itiraz ettiği son dakikalardayız. Son 4 dakikaya 76-75 sigortam net üstünlüğüyle girdik. Cevher Özer burada potaya gitti. 78-75'e getirdi skoru son 3.5 dakikaya girilirken. Tayfun Eylkü'den inanılmaz bir turnike. Bir de faul var. 2+1. 78-78'de son 3 dakika 20 saniyeye girdik. Burada Sim servisi yaptı Umar'a. Umar isabeti bulamadı. Umar da kilit adamdı belki ama kaçırarak damgasını vurdu açıkçası biraz. Morgan potaya gitti, isabeti bulamadı. 78-78. Sim burada Buckles'ı buldu. Umar bu sefer atmadı. Sim'e servisi yaptı bu sefer. Yani servisi yapan taraf. Sim basketi buldu. Üçlüğü buldu. 81-78'e getirdi skoru. Sonrasında burada bir hatalı yürüme itirazı var. Basket Mehmet Özdoğan'dan. Bakalım. Hayır.
Doğru. Son hayır, 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 hayır. Çok doğru. Bu yani Eurostep ya gibi şey mi? Oradaki tavşan adımını çok iyi çok ayarlamış iyi. Sanki. Sağla sıçrayıp solla konmuş. Evet. Orada. Ta ikisi çok yakın birbirine ama solla konuyor. Bence hatalı yürüme yok. Ogbidi'den burada blok geldi ama bu sefer Cenk basketi buldu. 83-80 ile son 1.40'a girdik ve sonrasında son 2 dakikada Sigortamnet basket bulamadı. Burada hakemler topu önce Sigortamnet'e vermişti. Sonrasında İki hakem aralarında konuştuktan sonra topu Beysu Konyaspor'a verdiler. Ya ben bunu 3-4 kere izledim çözemedim Emre. Çok hassas bir pozisyon. Evet. Ya galiba Cenk'in sağ Cenk, eline Cenk. Değmiş gibi çünkü duruyor. Çünkü top yukarı ivmelenmeye devam ediyor. Evet. 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 Ve son 3.9 saniyede burada Konyaspor hücumunu yapıyor ama şutta isabeti bulamıyor Matt Morgan. Burada da basit de bir faal. Faal hakkı da olmamıştı Beysu Konyaspor'un. Son 1.15. Ya buralarda tamamen bu arada switch savunması yaptı Beysu Konyaspor. Hani her zaman Gerritsen perdeyi alıp uzunu aldı karşısına. Aziz Can'ı aldı, Can'ı aldı, Can aldı ama hep zorladı ya. Zorladı, yani. Çok zor hücumlara gitti. Şuralarda yani. Top paylaşımı. Burada Ogbidi kendi sorumluluk aldı. Faul var mı peki? Yani Cevher ya, sanki iniyor. Sol indirmiş bu arada. Evet, evet. Şurada bak, tekrar bakarsak. Evet. Sol kolunu indirmiş. Temas var. Ogbidi'nin sol omuzuna, Cevher'in de sol kolundan. Bence de ve şimdi de işte son 45 saniye. Şuydu bu ya. Değil mi? Bile bile lades biraz. Evet, evet. Matt Morgan. Ya Matt break'te. Morgan şuraları çok iyi oynuyor abi. Hiç tereddüt etmedi. 83-83'e geldi skor. Sonrasında topu oyuna soktu Sigortamnet. Mola sonrası. Yine Can'la kaldı Gerritsen bir kez daha. Kendi gitti potaya. Şutu kaçırdı ve son top. Ve Serhat Uğur dışarıda boş. Ya diyorum ya çok sime kaldılar. Umar sanıyorum. Umar çıktı boş. Matt Morgan süreyi eritti ve işte tartışılan anlar başlıyor. Belki en çok tartışılan anlar. Bu pozisyona faul düdüğü çıktı ve iki serbest atış. Çok yoğun itiraz oldu. Faul. Ve tekrar bakarsak. Faul yani. Hatta yani sportmenlik dışına yani gidebilecek Cevher mi? Cevher özel tecrübesinde birine. Ya oradan ne çıkarabilir? Bak Umar At'ın yardım savunmasına gelmiş Serhat. En fazla turnikeye çıkacak. Hatta Bakıs bile koşuyor. Ya ve Cevher o kadar yoğun itiraz ediyor ki hani. Evet, herkes evet. Yani, o anda çocuğu da biraz o açıklamalara itmiş. Evet yani çok net faul. %100 faul yani. Şurayı görmek istiyorum. Ve burada da faul çıkabilir miydi diye itiraz vardı. Ben, hakemler Ogbidi'den çıktığına yönelik topu Konya'ya verdiler bu pozisyonda. Faul. Faul. Şunu tekrar sana söyleyeyim. Bakalım. Arkadan uzanan uzuna her pozisyonda faul çalarlar. Bunu defalarca biliriz. Bu net bir faul. Orada net Ogbidi'den çıkıyor top. Ben ona da katılmıyorum abi. Bence, Ogbidi'den çıkıyor bence. Abi, birkaç kere baktım, sanki Ogbidi'nin temasından sonra Cevher'e çarpıyor gibi geliyor. Yani, ama ben net foul zaten, ben bunu yani gerisini tartışmıyorum bile yani. Ben açıkçası ortadayım, ne yalan söyleyeyim. Yok, çok net foul. Çünkü topa teması çok net Ogbidi'nin. Fark etmiyor ki. Top Ogbidi'den çıkmış o pozisyonda ama. Bir şey ama sana söyleyeyim mi? Yani en az 500 kere bu pozisyonun foulünü canlı izlemişizdir. Çok net söylüyorum sana. Burada da işte diyoruz ya bir taraftan da son anlarda bazen. Yayın donuyor diyor, acaba serverda sıkıntı mı var, rejiye hemen bir soralım. Evet şu an görüntü kalitesi bu şekilde mi acaba? Şu an düzeldi mi bilmiyoruz ama. Reji bizi duyuyorsa bize bir cevap verirse seviniriz. Çünkü buralar çok kritik anlar. Buralar yani şu an görüntü ve ses nasıldı acaba onu. Ya şunu soralım arkadaşlar. Sigortamnet şu son maçın tartışmalı anları nasıldı? Net geldi mi size yorumlarımız? Bize yorum yazarsanız seviniriz. Şu an yayın yok denmiş. Emin miyiz? Tamam akıyormuş. Şu an sorun yok dendi rejiden. Sigortamnet'in son anlarını arkadaşlar size aktarabildik mi? O arada yayın kaliteli miydi değil miydi? Çünkü çok önemli. Açıkçası en kritik anda orası. Ya o zaman şu şu videonun son anlarını bir daha alalım. Orası yok muydu acaba? Tartışmalı anlar kastı hep demiş. En azından bu Cevher'in pozisyonunu evet, alalım. Yani eğer yoksa o zaman. O videoyu tekrar iste istersen. Kaç numaraydı? 8 numara ama bayağı bir sonuna sarmamız gerekecek o zaman. Yani Muhammed abiden rica edelim yarısına sararsa 8 numaralı videoyu. Ama biraz ileri sarmamız lazım. Hmm, bu son videoda herhalde komple mi bir sıkıntı yaşandı sanıyorum. Tamam buradan ver. O zaman buradan bence tekrar vermiş olalım. Size de kusura bakmayın diyelim o zaman. Tekrardan şu anda inşallah görüntüde bir aksaklık yoktur yayın kalitesinde diyelim. Şimdi iyi diyorlar Emre. Yorumlar geldi. Sen anlatmaya devam edebilirsin. Tamamdır. O zaman 3.15 var. Son periyottayız. Tekrardan
Burada Morgan kendisi potaya gitti. İsabeti bulamadı. 78-78. Söylediğimiz üzere hep burada uzunlarla kaldı Garrett Sim açıkçası son anlarda. Ama burada basketi buldu Umarat'ın asistinde ve 81-78'e getirdiler skoru. Son 2,5 dakikaya gelirken evet burada da Mehmet Özdoğan kritik bir pozisyondu. Steps beklentisi de vardı ama şurada çok net o tavşan adımını değil sağla sıçrayıp solla konduğu için iyi ayarladığını gördük açıkçası bu pozisyonda. Biraz yakın olduğu için yanıltmış orayı. Evet. Yani ilk başlarda da hani öyle algılanabilir gerçekten. Sonrasında burada Derek Beedy'den Garrett Sim'e blok geldi. 81-80 iken skor. Ama sonrasında Cenk pot altında boş kaldı. Ve Sigortamnet'in maçtaki son sayıları gelmiş oldu. Son 2 dakikada skor üretemedi Sigortamnet. Bu kritik bir pozisyonda gerçekten top kimden çıktı tartışması yaşandı. Hakemler topu önce Sigortamnet, Basecoinspor'a özür diliyorum Sigortamnet'e vermişken sonrasında kendi aralarında konuşup topu Basecoinspor'a verdiler ki Cenk'in sağ eline gerçekten bu pozisyonda çarpmış gibi gözüküyor. Şu an kasıyor mu yine donuyor demiş ama bilmiyorum sizde bir sıkıntı var mı açıkçası? Yani ben yayında bir sıkıntı görmüyorum ama şu anda sen devam edersin bir sıkıntı yok yayın iyi. Yayın iyi gibi gözüküyor. İnşallah sizde de bir sıkıntı yoktur diyelim. 1,5 dakikaya girerken Sim'den yine zorlama bir şut gelmişti. Burada son 1 dakikaya girilirken Derek Ogbi'ydi kendisi sorumluluk aldı ve burada bir faul çıkabilir miydi Cevher'in hamlesine tabii ki. Evet bizde fauldü. Burada sol eline hamlesi faul düdüğü çıkabilirdi kesinlikle. Burada Ogbi'ye teması var. YouTube'da da kasıyor ama düzeliyor demişler ama yok, bilmiyorum. Yayın bizde iyi. Ben telefondan takip ediyorum. Hani şeyden de değil. O iyi yani. Bu pozisyonda da hani bile bile lades açıkçası. Evet evet. Derigo bloğa gitti. Bloğa yaptı. Matt Morgan geçiş hücumunda. Çok kritik anlar. Çok büyük sorumluluk ama bu. Hiç tereddüt etmedi. 83-83'e getirdi skoru eşitledi. Burada yine mola sonrası Can Özcan'la kaldı Garrett Sim. Ya burada 2'ye 1'i almaya çalıştı ama çok da kötü aldı. Kullanamadı da zaten. Ve yaklaşık 3 saniye fark kaldı maç saatiyle hücum süresi arasında. Ya, yok 5 saniye yaklaşık. Morgan süreyi eritti ve açıkçası işte tartışılan pozisyondayız. Cevher Özer'in buradaki hamlesine faul düdüğü çıktı. Çok yoğun itiraz geldi ama çok net faul. Yani sabaha kadar faul. Çok net faul. Ya az önce de söyledik duyulmadıysa yani Cevher Özer kalitesinde tecrübesinde bir isim hani çok itiraz edince tabi. Hani biz de foul değil sanıyoruz onu. Evet. Çünkü Cevher Özer yani hani. Ama foul. Çok net faul. Morgan'ın evet, koluna çok net bir temas vardı. Faul düdüğü çıktı. 85-83'e geldi skor. Bu da tartışılan diğer pozisyondu. Burada Senatur top oyuna çıkartırken Cevher'le Ogbidi'nin pozisyonu. Ya şunu söyleyeyim siz de maçları izlediğinizde dikkat edin. Uzunlar arkadan eli uzattığında foul net çalınır. Zaten orada hani hafif kafaya yüze de bir temas oluyor. Yani çeneye bile şu an bak şurada çenesine bile temas var koluyla yani. Hani buna foul çalınmayacak da neye çalınacak foul? Topun da Cevher'den çıktığını düşünüyorum. Ben Ogbidi'den çıktığını düşünüyorum. Takdirsiz de çok zor bir pozisyon bence. Hani sence foul var mı? Ben faul düdüğünde çıkmamasını yani çıkmayabilir diye düşünüyorum ama açıkçası o yani ben hakemlerin görüşüne katılıyorum ya açıkçası bu pozisyonda. Ya bence çok net fauldü. Yani verilmemesi bence üzücü yani. Burada Andaç Hoca'nın çok çok yoğun itirazı oldu. Sanıyorum bu hafta biraz ceza çıkacak Andaç Hoca'ya gibi gözüküyor. Haklıydı yani. Haklıydı. Yani ilk pozisyonda haksızdı. Ya, burada da bence çok muallak bir pozisyon. Ya şu an son pozisyonda senle kesinlikle zıtız. Ama ben ikisinin de yani bu pozisyonda ya, siyah bir şey beyaz, siyah beyaz olduğunu düşünmüyorum. Bence her türlü gri. Çok, ben gri olduğunu düşünmüyorum. Çok net foul. Ben ortadayım. Ya şunu söyleyeyim ben abi iki uzun arkadaki uzun öne elini uzattığında net foul çalındığına dev hani şey kural gibi yani. Hani temas olmasa bile el uzandığında çalınıyor. Yani ki Cevher'in Ogbidi'nin pazuları Cevher'in suratına zaten geliyor yani. Ben net foul olduğunu düşünüyorum. Ben olmadığını düşünüyorum. Takdiri size bırakalım. Varsa sizin de tercihinizi yazın. Kesinlikle. Emreciler Muhammedçileri. O zaman hemen 5. evet, maçımıza geçelim. İnşallah kasma yoktur. 5. maçımızdayız. Samsun Mamak karşılaşması. Dün oynanan mücadelede Samsun Spor baştan sona üstün oynadı. Ya inanılmaz bir performans ortaya koydular ve 101 sayı atarak seriyi bitirmeyi başardılar. En enteresan istatistik olarak şunu söyleyebilirim. Mamak uzun süre boyunca asist yapamadı.
çok yani basket bulsalar da asist üzerinden olmadı, tamamen bireysel oyun üzerinden üretmek zorunda i̇ki, kaldılar. İki asist mi, üç asist mi, öyle bir şey vardı. Sanıyorum 3 müydü 4 müydü maçı 14 kere tamamladılar ama 31'e 14 asistlerde Samsunspor üstünlüğünü gördük bu karşılaşmada ve açıkçası çıkan 57 faul düdüğü de damga vurdu. Karşılaşmada oyun akmadı doğru düzgün, sürekli faul sürekli faul. JJ Frazier da 5 faul aldı, erken kenara geldi ama Utku Saraloğlu kenardan gelip olağanüstü bir katkı verdi de ve takımının en skorer ismi oldu zaten 18 sayıyla da. Samsun Spor'da da 6 oyuncunun çift hanelerde skor ürettiği bir takım oyunuydu. Dakika 9'da kalmış 7 sayılır. Gerçekten öyle. Herkesten katkı aldılar. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. İstersen hemen videolara geçelim. Olur. Süremiz daralıyor. 9 numaralı videoyu getirelim hemen ekrana. Tartışmalı pozisyonlar. 9 numaralı videomuz ekranlarda. Samsun Spor'un 5. maçındayız. 5. maçta kazandığı seriyi bitirdiği mücadeledeyiz. Maçın başındayız. 8 dakika 5 saniye varken Will burada topu oyunu başlatırken hata yapıyor. Melih Kapucu'nun hamlesini Samsunlular sport benlik dışı bekliyor. Melih de dokunmadığını iddia ediyor. Melih dokunmamış ki. Yani foul yok. Dokunmamış bence de ya. Biraz hocam biraz ezbere. Biraz çabuk çalmış sanki. Hani olabilir. Ve 7 dakika var birinci periyottayız. Bu pozisyonda bir hücum faul. Chance Comanche'ye. Evet. Of. Yani iyi yakalamış hocam. Hatta art niyet olsa sport benlik dışına bile gidebilir bak. Art niyet varsa. Çok kötü, çok gereksiz hareket Comanche'den. Evet. Ucuz olmuş kendi adına. Burada ufak bir gerginlik. Yani faul kararı genel olarak. Yani, doğru hani fazlası sport benlik dışı bekliyorum ama. Yok. Ama yok sanmıyorum açıkçası ya. 1.50 var birinci periyottayız. Burada Jalen Friday faul bekliyor. Yerde kaldı Cem Coşkun'un hamlesi sonrası. Tekrar bakalım. Ya burada Cem ufak ufak minik minik adımlarla bayağı Friday'in düşüşüne sebep oluyor diyorsun. Hani Comanche'nin Frazier'a yaptığı faulü hatırla. Düşerken sadece ayağına değdiği için burada çok net zaten faul. Bence de faul. Devre biterken burada Friday çok erken gereksiz bir şuta gitti. Sonrasında da Will basketi buldum ama bir hücum fırsatı daha verdiler. Periyot bitiminde Ercan Bayrak'la Cem Coşkun arasında bir gerginlik yaşandı ve karşılıklı teknik faul yediler bu pozisyonda. Yani bu olur yani yarı final serisi, gerginlik, son maç. Aynen öyle. Normal. Burak Eşlik burada faul aldı. Burak Selen ben mi yaptım diyor. Diye. Tekrar bakalım ne yapmış Burak Selen. Vallahi ben de sorayım şimdi Burak Selen mi yaptı? Bir şey yapmamış gibi ya, gözüküyor. Bir şey yapmamış ya en azından onu söyleyeyim. 8.50 var. Burada bir hücum faul. Burak Selen yine Utku Saraloğlu'yla. Burada lan daha ne yapsın ya adam? Bir şey değil mi? Hiçbir şey yapmamış. Şey yok, Utku da çok net atmış yani kendini. Allah Allah yani hiçbir şey yok. Ben burada Ozan Hoca'ya katılmıyorum ben sana ya açıkçası. 8.35 var. Evet burada bir 3 saniye çıktı. Jalen Friday'e 8 saniye hücum süresi. Yani vallahi 3. saniye ve şuta kalkıyordu. Şuta az önce de kural düdükten sonra mı kalktı? Ama yok yani bence her türlü topu almıştı ve kural bilmiyorum işte 3. saniyeydi ama burada da evet, kalçayı çıkarmış gerçekten Will'a karşı. Burada Will Gökhan Aydın'ı tuzağa düşürmeye çalıştı. Faul bekledi. Peki haklı mı itirazında? Bakalım. Temas var. Ya sol dizine bence de. Evet temas var. Gökhan kurtulmaya çalışmış ama. Ama temas var. Sol dizler birbirine değmiş. Bence de. Görüntülerimiz ikinci yarıdan 8-10 varken burada Kaan Sarıaslan. Burada tuzağa düştü. Frazier çok iyi kurmuş. Tebrikler. Doğru karar. 6-15 var 3. periyottayız. Burada Frazier'ın üçlüğüne faul Arda Berkkaya'nın hamlesi. Arda Berk dümdüz duruyor ama. Fark etmez yani, abi istediği gibi dursun yani. Frazier'ın tamamen çemberi. Çarpmış yani adam evet zaten yani. Sola sekmiş yani. Doğru. 1.45 var 3. periyottayız. Bu enteresan bir an. Yani burada bir yarı saha ihlali olabilirdi. 8 saniye olabilir mi peki? Ne olabilir? 8 saniye burada tekrar yok. Bakarsak geçti mi yarı sahayı? Sonra geri mi geldi? Ya bir şey söyleyeceğim. Topu 15 saniye olmadan ele değmemiş bir kere. Orayı göreceğiz şimdi ama şurada yarı sahayı geçti mi? Çizgiye basıp geri geldi. Bence yarı saha. Ve bu arada 15-16'da Burak'ın eline değiyor. Yani yarı saha. İşte 16'da değdiyse problem değil, 15'te problem. Çok hassas. 8 saniye için söylüyorsun. Ben yarı saha diyorum. Çünkü çizgiye basıp geri düşüyor. Utku'nun ilk hamlesi de zaten yarı saha olabilir evet, gerçekten. Evet. Burada da iplerin koptuğu an açıkçası. Koç Murat Dikmen teknik faul yedi. Hatta burada bence 2 teknik faul çıktı. Burada bir hücum faul bekliyorlar. Yok.
Yok ya, bu temas yok canım. Dirsek açık değilse bu açıdan hiç görünmüyor. Evet. TRT bu açıdan verdi bir tek ama sol kolunu bir tık açmış gibi geldi, ne yalan söyleyeyim. Yani ben fark edemedim açıkçası. Kaan orada. Ve burada da Will. Kaan çok alışık olmadığımız şekilde. Will sakin hocam sakin diye burada Murat Dikmen'i sakinleştirmeye çalıştı. Ya Mamak açısından da tabii son çırpınışlarda. Ya burada da Murat Hoca teknik faul yemek için çok uğraştı bir tane daha. Ya bence atabilirlerdi. Yani diskalifiye olabilirdi artık. Çünkü çok sürdürdü ama hakemler de iki teknik çaldık. Üçüncüyü vermeyelim dediler herhalde o pozisyonda. İtiraz da Kaan'ın pozisyonundaydı asıl tabii. Burada bir hücum faul. Melih Kapıcı, Utku Saraloğlu. Tekrar bakalım. Melih burada kalçasını çıkarıyor mu ya da kolunu... Evet. Ya eğilmese yani. Sorun yok aslında evet. Da eğilince yani haklı oluyor. Perde pozisyonunu bozunca bu düdük kaçınılmaz olmuş gibi. Burada bir sportmenlik dışı itiraz var mı Mamak'tan bakalım. Yani Mert'in ayakla hamlesi... Yani sportmenlik dışı mı? Yok ya, hani karar veremedim ya da öyle söyleyeyim. Biraz daha oyun içi bir faul diye geldi diye düşünüyorum açıkçası şu an. Burada Melih'in bayağı bir itirazı oldu. Sonrasında hakemler bakalım dediler hani evet, zaten abi. Öyle bir imkanımız var ne güzel. Sonra... Baktılar ve izledikten sonra da topu Samsun'a verdiler. Tebrikler. Peki bakalım ne yaşanmış bu pozisyonda? Melih'e çarptı. Utku Melih. Ve Melih'ten çıkmış evet. Bence de. Evet zaten o hakemler izledikten sonra ben o pozisyona yorum yapamam. Hakemler adamlar... izleyerek zaten doğru karar verdiler. Tabii. Maçta son 6 dakikaya girilirken Burak Eşik potaya gitti. Burada bir faul beklentisi. Sonrasında da İzzet'in şu hamlesine faul düdüğü çıktı. Yani faulse burada da faul olabilir bu arada evet, da. Evet. Şu faulse eğer faulse bak bu arada bence faul olmayabilir de. Abi bir şey söyleyeceğim. Faulse. Faul işte. Sportmenlik dışı değil mi? Faulse yani. Sen kendine de kapı bırak. Faul ve sportmenlik dışı abi. Ha işte. Evet. Sen de verdiysen eğer diyorsun. Faul değil. Hocam siz de bence kabul çünkü. Evet. Akan oyunda bazen evet kabul edilir o. Ama verdiysek hocam. Bence sportmenlik dışıydı. Öncesinde bir pozisyon yaşandı. Will yerde kaldı. Sonrasında da burada Arda Berk'in Burak'ın pozisyon faulü. Burak kötü düşmüş ama bakalım yani sportmenlik dışı gerektiren bir durum var mı? Tekrar ben bakalım. Ben görüyor. Bak düz sıçramış. Blok burada... kovalamış. Bence yüz... Oh. Aa, ha, sonra... Bu istekli ama mi isteksiz mi nasıl yorumlanıyor topa bilmiyorum. Başlamış hamle de sonradan kafasına da gelmiş. Aynen bu nasıl yorumlanıyor bilmiyorum. Hemen 10 numarayı getirelim ekrana. Maçın kırılma anı 10 numara. 3. periyotta son anlarda yaşananlar. Samsun Spor farkı 24 sayıya kadar çıkarmışken Mamak'tan periyodun 3. periyodun sonunda bir geri dönüş ateşi gördük. Ve hatta ya son periyoda 11-12'lerle girselerdi gerçekten bir şey olabilirdi. Kaan'ın üçlüğü sonrasında az önce çok tartıştığımız pozisyon yaşanıyor. Ya maç bir şey söyleyeyim maç 25'lere çıkıp indi yani. Hani evet. O en başından beri koptu gitti değil yani. Geldi ama tam kırılma noktalarında o 13'lerde 14'lerde orayı kıramadılar. Ve buradan hani 71-56 durdurdular. Utku da bu arada nefis üçlü üçlük isabeti buldu. Takımı da taşıyan isimlerdendi. 71-59'a gelmişti skor. Ama burada şu basket gerçekten... İnanılmaz bir yani şans anı açıkçası Utku Saraloğlu burada evet, evet. Panyalı buldu bu isabeti ve hani ama bir şey söyleyeceğim. Ümitlerini biraz söndürdü. Samsun'daki ilk maçta da Ömer'in vardı böyle bir şey. Doğru. Yani aynen öyle. Şans iadeyi ziyaret etti öyle diyelim. Ve sonrasında Comanche'nin top kaybı, burada da çıkan faul düdüğü. Tekrar bakalım peki burada faul var mı? Utku'nun itirazı var. Yok ya. İşte yani, ya fark açık olunca hocalar daha rahat çalıyor ya. Bak hoca arkada ve görmedi bence işte. Evet görmedi ya. Yani. Şu an tamamen Utku'nun kolunu şu Burak'ın kendini atmasıyla. Halbuki Utku kaldırıp hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamış bence. Yani. Melih Kapucu'nun pozisyonu aynısı. Evet hiçbir şey yapmamış ama burada faul ödüğü çıktı. İki serbest atış 75-59'a geldi. Hani belki de 9-10'larla girebilecekken fark 16'ya çıkınca Mamak Belediyesi açıkçası hiçbir şekilde geri dönemedi. Burada da bir hücum faul ödüğü çıktı son olarak zaten. E dedim ya fark açılınca çalmak daha kolay Utku ile Comanche'nin pozisyonu. Yani ayaklar aslında yani, sabit. Yani bu kadar olur yani hani. Utku biraz bu karşılaşmada... Utku evet evet. Ya bu böyle bir düşüşe gerek yok. Kaçıncı oldu bilmiyorum. Bir tık kolay bırakmış gibi geldi ne yalan söyleyeyim açıkçası. Evet, evet.
O zaman hemen bu karşılaşma hakkında başka bir şeyimiz var mı? Ya iki video vardı onları. Tribünleri çok güzeldi gerçekten. Ona kısaca değinelim. Sosyal medyadan paylaşırız. Sosyal medyadan paylaşırız olmadı. Gerçekten nefis görüntüler vardı. Koreografi de vardı. Samsun tribünlerini kutlamış olalım. Çok güzel görüntülere sahne oldu. Sadece şunun için eleştireyim. Konfeti yani şovu yapmaya çalıştılar ikinci yarı başlarken ama karşılaşma o konfeti şovu nedeniyle 2-2,5 dakika durdu. Oradaki sağ devreleri temizlemek zorunda kaldı. Oyuncular tam ısınmıştı. İkinci devreye başlarken durmak zorunda kaldılar. Ya çok gereksiz bir hareketti bence, ne yalan söyleyeyim. Konfeti salonda olmaz hocam. Konfeti salonda olmaz gerçekten. Her salon görevlilerine yazık, oyunculara yazık. Takım çok iyi giderken hiç gerek yoktu. Onu da aynı söylemiş olalım açıkçası. Diyelim o zaman maçlarımızı tamamladık. Bütün maçlarımızı konuştuk. Neyin vakti? En güzel hareketlerin vakti. Mistikom Türkiye Basketbol Ligi'nde playoff'ta yarı finallerde 3. 4. ve 5. maçlardaki en güzel hareketleri ekran getirelim. Dolu dolu bir haftaydı ve 20 güzel hareket var. 20 numarada Samsun Spor'dan Gökhan Aydın Ercan Bayrak ikilisi. Gökhan'ın asistinde Ercan Bayrak. Kaan Sarıaslan'a rağmen smaçla pozisyonu noktalamayı başarıyor. Posteri Kaan almışız bu hafta. Posterimsi. 19 numarada Beysu Konyaspor'dan Derigok Bidi. Takip smacı. Konyaspor'un maçta 5 hücum reboundu vardı ama Ogbidi birini takip smacıyla bitirdi. 18 numarada Mamak Belediyesi'nden Utku Yücedağ. Çok iyi takip etti JJ Frazier'ı ve sağ eliyle bile o yapmayı çok başardı. Güzel. 17 numarada Samsun Spor'dan JJ Frazier Ercan Bayrak ikilisi. Gerçekten harika bir asist Frazier'dan Ercan. Hızı açısı efsane. Çok iyi bitirdi. 16 numarada Beysu Konyaspor'dan Derigok Ogbidi. Gerçekten Ogbidi'nin blok partisiydi adeta. Başladık. İleriki sıralarda görüşürüz. 15 numarada Samsun Spor'dan Jalen Friday bu pozisyonda geriden gelip Chance Comanche'yi bloklamayı başarıyor. Jalen Friday listemizde 15 numaradaydı. 14 numarada Mamak'tan Utku Yüce'de Chance Comanche ikilisi. Utku'nun asistinde Comanche topu tuttuktan sonra ara zıpladı. Çok kötü yere çok kötü pas. Harika. Nasıl bitirdi? Harika bir smaçtı gerçekten. 13 numarada Mamak'tan Marlen Will Chance Comanche ikilisinden bir alley-oop aşina olduğumuz şekilde bir kez daha sezonda onların adına tamamlanmış oldu. 12 numarada Beysu Konyaspor'dan Tayfun Erülkü ve olağanüstü turnikeleri gerçekten çok estetik bitirdi bu karşılaşmada. 11 numarada Samsun Spor'dan JJ Frazier periyot biterken çok çok uzaklardan faule rağmen üçlükle noktalıyor periyodu. JJ Frazier zor pozisyonda isabeti buldu. 10 numarada Beysu Konyaspor'dan Matt Morgan. Morgan burada ne yaptı etti, bu topu nereden çıkardı da basketi buldu gerçekten. 3-4 kişinin arasından acayip bir şey. Nefis bir isabet. 9 numarada Mamak Belediyesi'nden Utku Yücedoğ var takip smacında. Utku da son maçta 16 sayı 6 reboundla oynadı. Burada da şahane bir takip smacı. 8 numarada Samsun Spor'dan Ercan Bayrak. Bu pozisyonda Utku Yücedoğ bu sefer bloklanan isim. Ercan çok iyi takip ediyor ve Utku'nun şutunu bozmayı başarıyor. 7 numarada Beysu Konyaspor'dan Derek Ogbidi var bir kez daha. Ogbidi'nin 4 bloğundan bir tanesiydi. 6 numarada Samsun Spor'dan Göktuğ Baş maçın en kritik anlarında Chance Comanche'ye yani akıl almaz bir blok. Çok da riskli. Çok da riskli gerçekten. Ama çok iyi bitirdi. 5 numarada Beysu Konyaspor'dan Tayfun Erülkü neler yapıyor. Hem de maçın en kritik anlarında topu nereden çıkardı gerçekten. Abi çok zeki oyuncu, aldı faulü attı potaya tertemiz. Muhteşem bir 2+1. 4 numarada Mamak'tan Chance Comanche'den bir Osmanlı tokadı diyebiliriz gerçekten. Gökhan Oğuz'una Allah ne verdiyse vurmuş gerçekten. 3 numarada Beysu Konyaspor'dan Derek Ogbidi. Burada şu topa nasıl yetişti yani. Abi 4 milyon 4'ü de güzel olmuş. Bakız çok iyi bir pas vermişti bu arada ama harika yakaladı Cenk'i. 2 numarada Mamak'tan Utku ve Comanche'nin blok partisi var. Utku önce Frazier'ı blokluyor, sonrasında Comanche'nin bloğu geliyor Burak Eşli'ye. Mamak çemberini savunuyor bu pozisyonda. Listede 2 numaradaydı. Ve listede 1 numarada Beysu Konyaspor'dan Derek Ogbidi, Matt Morgan ikilisi. Ogbidi'den harika bir blok ve geçiş hücumunda Matt Morgan'ın nefis üçlüğü adeta maç kazandıran anlardı diyebiliriz. Şu çok net seriyi bitiren hareket buydu. Bu değil,
diğeriydi, ben sana söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Listede bir numarada Konyaspor'dan Ogbidi Morgan ikilisi vardı. Herkesi kutlamış olalım. Bu hafta komik anlarımız var hemen. Onu ekrana getirelim. Playoff yarı finallerinde yaşanan komik anlar videosu. O da ekranlara gelmiş olsun. Evet, ilk pozisyonumuz Sigortamnet Konya maçındayız. Umut Geçen burada. Yani pas çok istediği yere gitmiyor. Engin Hoca'dan çok memnun değil. Hoca gülecek, gülemiyor yalnız. Umut da şaşkın. Evet, pas pek istenilen yere gitmedi bu pozisyonda. Ramazan bu sefer. Ah 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 burada. Bakıs'la anlaşamadılar. Çok ezber yani. Daha az önce oradaydın. Evet kardeşim. Burada da yine Samba'nın burada sevimli bir ufaklıkla çok güzel görüntüleri vardı gerçekten. Samba'yı seviyoruz. Samba'yı severiz. Karetta Karetta'yı kaybetti. Karetta sezonu kapattı. Aynen sezonu kapattı. Samba finalde de devam ediyor. Burada da çok güzel görüntülerdi. Kutlamış olalım Samba'nın içindeki maskot arkadaşı da. Burada da yine Samsun Mamak maçındayız. Melik Kapıcı'dan salon görevlisine bir yardım. Ver abla ben halledeyim diyor. Güzel centilmence bir hareket. Melik de yeni evlendi, öğrenmiştir bu işleri abi. Centilmence bir hareket burada. Güzel bir şekilde paspasını yapıyor Melik Kapıcı. Çok da güzel bitirdi. Samsun tribünlerinden de alkış aldı bu pozisyon sonrasında. Samsun Mamak maçındayız yine. Burada Frazier orada bir ıslaklık fark ediyor ama derdini anlatabiliyor işte. Ah abi dil çok önemli. Dinlemediler Frazier'i bu pozisyonu. Ömer burada üçlüğün kaçırdıktan sonra Allah. İlker hocam pozisyonu takip ederken Ömer'i kaçırdı. Kendisi Samsun Beyci'de buldu. Ya abi. Şekeroğlu'ndan çok talihsiz yani. Çok zor savunmaya karşı dışarıyı aradı. Ya abi, resmen. Umut var ya gömü bulmuş gibi sevindi şu an. Savunma oyuncusu gibi çıkardı topu Cenk'ten. Talihsiz bir anda bu pozisyon. Onu da ekrana getirmiş olduk. Yorumlar var Emre. Yorumları mı getirelim? O zaman yorumları getirelim. Sonrasında bir oku. O evet birikmiş zaten. Nereden başlayalım? Atayalım Emreciğim demiş o pozisyon hakkında. O koyalım Atiye abla o yüzden. Ya takdir sizde kesinlikle. Yani ortada, ben ortada olduğunu düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorsun. Evet. Herkese saygı zaten duyuyoruz. Zaten herkes aynı düşünse program zekli. Kesinlikle. Creative Sports Marlen ve Lig periyotta 2'de 0 serbest atış kaçırdığını anladık kazanacağımızı demiş. Atiye Hanım Burak. Burak Seven gerçekten bir şey yapmadı. Selen. Ha, Burak Seven gerçekten bir şey yapmadı. Yazık maç izlerken üzüldüm ben de demiş. Damla Hanım son 3 dakikada döndü demiş. Ha dondu demiş o pozisyonda. Bizim yayın açısından. Creative Sports JJ Frazier kadar akıllı bir yabancı yok demiş. Ya akıllı ama işte bazen fazla konuşup kendine zorluklar çıkartabiliyor. Evet. Yılsan Mercan bence serinin toplamında Mamak daha iyi oynayan tarafta ama seyirci faktörü bu seviyede çok fazla etki ediyor demiş. Kesinlikle doğru diyebiliriz. Creative Sports'ta bir Samsun sporlu olarak Mamak'tan bir oyuncu alma hakkım olsaydı finalde kesinlikle Utku olurdu. Ben bu kadar hücum ribanı toplayan adam görmedim demiş. Utku Yüce daha bir övgü gelmiş. Yılsan Mercan Konya tüm sezon deplasmanında çok zorlandı ama Samsun deplasmanında bir maç çalacak gibi geliyor. Samsun'un çok fazla ateş gücü yok bence. Skor potansiyeli sınırlı bir takım demiş. Son olarak da Mertcan da kalp göndermiş. Bizden de Mertcan'a sevgiler selamlar. Sevgiler kardeşim. Basketbolcu kardeşimize de EBB'li finallerinde başarılar dileyelim. O zaman 13 numaralı görselimizi ekrana getirelim. En iyi 5. Playoff yarı finallerinin en iyi 5'i. Mamak'tan Valen Wheel, Samsun Spor'dan JJ Frazier, Beysu Konya Spor'dan Matt Morgan, Mamak'tan Comanche ve Beysu Konya Spor'dan Derek Ogbidi en iyi 5'ti. Zaten. Garrett Sim kaybeden olmasa belki girerdi ama yine de bu üçlü çok daha dominasyondu ya. Çok verimlilerdi, nefislerdi. MVP seçtik, iki tane seçtik. Biri bir tık önde ama diğerinde hakkını yiyemezdik. 14'ü getirelim ekrana. 14 numara yarı finallerin en değerli performansı. Beysu Konya Spor'dan Matt Morgan 30.5 verimlilik puanı ortalaması. 24 sayı 5 rebound 9 asist bandı ki yani olağanüstü gerçekten. Top çalma. Kutlayalım. Morgan damga vurdu, başka bir modda oynuyor şu anda. Şu an net zaten MVP'ye doğru gidiyor şey playoff için. Kesinlikle. 15'i getirelim ekrana. Yani dediğimiz üzere JJ Frazier'ın da hakkı yenemezdi. O da 27 verimlilik yaklaşık ve 2.4 top çalma, 0.4 blok ortalamalarının yanı sıra reboundlarda 6.8 bir guard olarak destek veriyor ki zaten skor yükünü de çekiyor takımının. O da çok iyi bir playoff geçiriyor kesinlikle. Bakalım yani çok iyi bir eşleşme olacak o yüzden. Morgan'ın Konya'sıyla Frazier'ın Samsun'u. Bakalım. Çok güzel olacak. Ve hemen 16'yı getirelim ekrana. Yerli MVP'ler. Orada da iki tane seçtik. Beysu Konya Spor'dan Tayfun Erülkü. Yaklaşık 16 sayı 4 asist bandında olağanüstü yüzdelerle, şut yüzdeleri de çok iyi. Nefis bir yarı final serisi geçirdi. Tayfun damga vuruyor şu ana kadar. Ve 17 numarada da yine bu sefer de Samsun Spor'dan Burak Eşlik.
O da evet, evet. Şahane oynuyor gerçekten. 15 sayı, 15.4 sayı ortalama tutturdu yarı final serisinde 5 maçta. 16 verimlilik ortalaması da Burak'ta. Ya Burak Eşlik, Tayfun Erülkü, Matt Morgan, J.J. Yani, Frazier. Güzel yarı finallerin MVP'leri, evet, eşleşme finali. Hemen o zaman 18'i getirelim ekrana. 18 numaralı görselimiz. Zaten evet, son bölümdeyiz hemen. Rotasyonlara bakarsak, yani şöyle bakarsak, hani Konyaspor'da yıldız koyduk Hazer Avcı ve Can Altıntı'nın yanına. Oynamaz. Onu... Çünkü ciddi bir rol almıyor. Ya oynamaz yani. Hazer Avcı'nın sakatlığı henüz belirsiz. Hazer Avcı oynar ama ilk maçlarda değil. Ama yani şu an aktif rotasyon olarak böyle diyebiliriz. Hani Mert Konuk da var Beşiktaş Konyaspor'da, Alptuğ da giriyor arasın ama çok az oynuyor. Ana rotasyon olarak Samsun falan artık. Samsun'un hele gerçekten bu kadar çok parça kullandığını görüyoruz. Ya Samsun ama zaten İlker Hoca aslında dar, yani kariyer özetine bakarsak dar rotasyonlarla oynamayı seven ama... bir hoca ama ya Samsun'da da bütün parçalardan çok iyi verim oluyor. Evet. Her sahaya attığından verim oluyor. Gerçekten 11 isimsiz. Gerçekten 11 kişiyle katkı veriyor. Hani evet. Abdülkadir bir tek 12. oyuncu. O da kenardan geldi son maçta, o da süre aldı. Ama 11 oyuncu gerçekten ciddi süre alıyor. Ciddi ya rol alıyor. Şu program başında dedik yani kadro planlaması yapılırken playoff'ları, finallere kadar olacak süreyi iyi planlamak lazım. Kondisyon açısından iyi tutmak lazım. Şu an Samsun çok iyi durumda. Açıkçası çok, Konya da çok yorgun durumda değil. İyi dinlendiler. İyi dinlendiler, evet. Ama rotasyonları sayı olarak az. Tabii ki o gün kimin gününde olur, hepsini izleyeceğiz, yani göreceğiz. Gerçekten hele ki kısa rotasyona bakarsak, hani Utku'nun da şu maçta çıkıp verdiği performansı düşününce Samsun Spor'da hani Frazier, Utku, Mert Gökhan, Burak Eşlik, Ege bir karşılaşmada 11 sayı attı, Mamak karşılaşmasında o da çıkıyor, Göktuğ'u kullanıyor hocam. Hani çok geniş bir kısa rotasyon var ama evet. Beşiktaş Konyaspor buna karşın Can Altıntı zaten sakatlıktan dönüyor ama çok hala hazır gözükmüyor. Ya, bel sakatlığı çok kolay değil yani. Dönememe ihtimali daha yok. Yani evet. Ben 20 dakika alabileceğim maç yaşayacağını sanmıyorum. Ve yani Umut Morgan, Tayfun tamam. Can'ı da hoca Hazer'in yokluğunda daha çok 4'te kullandı. Öyle olunca hani Mehmet Özdağ'ın da var. Ama hani top getirecek, topu yere vuracak adam olarak gerçekten rotasyon konusunda biraz eksik kalacaklar Samsun Spor'a karşı. Yetenek mi, yani nicelik mi, nitelik mi? Bu iki eşleşme işte bunu belirleyecek bence. Ya çok bence ters takım var. Evet. Hani biri savunma, biri hücum. Biri tempo, biri daha süreyi kullanıp... Biri daha çok top kaybı yapan, biri daha çok topun kıymetini bilen. Daha çok tempo, üçlüklere giden, daha çok hani... Süreyi kullanıp süreyi da... Süreyi kullanalım. Bakalım. Bakalım, keyifli bir eşleşme bizi bekliyor. Final sonuç olarak... O zaman şimdi de hakemlerden de bahsetmiştik. 20 evet. numaralı görselimiz var. Karşı final serisinin ilk 3 maç zaten kesin oynanacak. Sonrakiler gerekirse. Ve hakemler belli oldu. Hakemler açıklandı. Samsun-Konya ilk maçında... Orkun Hoca, Orkun Yurttaş, Göksun Öz ve Çağlar Özkan üçlüsü var. Ya ikinci maçta YouTube TBF'den yayınlanıyor bu arada ve İbrahim Altıntaş, Fatih Güler, Berk Kurtulmuş var. Ben İbrahim, Fatih ve Berk hocalara Allah kolaylık versin diyorum. Abi, bir şey söyleyeceğim. Hocaların şu an omuzlarında çok büyük bir yük var abi. Yani evet. Hocalarda da şu an baskı haksızlık var. Yani. Haksızlık. Hocalara da haksızlık. Evet. Hani yayın yok abi. Senin yaptığın bir hata ki zaten... Cidden hakem olmak çok zor. Biz burada 7-8 kere izleyip slow motion yapıp zoom yapıp aradaki hala bak bir pozisyon var, ikimiz de farklı şeyler söylüyoruz. Doğru mu yani? Evet. Doğrusu belki yok. Hocam sen saniyede karar vereceksin. Fiyasko. Ama yardımcınız buna olsun. Fiyasko diyorum. TBL final serisinin bir maçının, 3 maçının birini şu an YouTube'dan spikersiz 720 piksel olarak yayınlanacak olması fiyaskodur. Ya ben sana şöyle katılmıyorum. Benim zaten TBF'den 3 maçı da TRT'den yanılması gibi bir umudum yoktu. Benim için fiyasko olmadı. Geçen sene yayınlanmıştı ama. Evet, yani şunu demek istiyorum. Hani TBF organizasyonu çok mükemmel zaten. Herhangi bir olayı çok mükemmel yaptığı olmadığı için hani artık 2 maça eyvallah demeye ben razıya geldim. Öyle söyleyeyim yani. Ama dediğim gibi şu arada bu arada hani Samsun Spor için de bence dezavantaj. Ya herkes ya, için. Hayır, abi, o an kim hani, evinde oynuyorsa sağ avantajı. Sağ avantajını kullanacak takım içinde kötü avantaj. Üçüncü maçta da Tunç'tan Hoca, Önder Hoca ve İsmail bir şey Hoca var. Tam tersi görüş var. Seyirci baskısıyla hakemler tam tersine de çalabilir. Konya için de dezavantaj. O da yani olabilir. Bu maç sıkıntı. Zor bir maç. Ya diyorum o maçtaki hakem üçlüsüne Allah kolaylık versin. Hocam işiniz zor. Eleştirileri artık inşallah alnınızın akıyla çıkarsanız size güveniyoruz diyelim yani. Kesinlikle öyle. İnşallah en az tartışmalı pozisyon konuşacağımız hafta i̇nşallah. Olur. Maçlar olur. Gergin maçlar olmaz ama final serisinde hakemlerimize kolaylıklar dileyelim. Hemen o zaman 21 numaralı görselimizi ekrana getirelim. Hemen programımızı kapatalım. 21 numara evet, playoff final serisi maç programı ekranlarda. 10 Haziran Cuma
TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçta. Saat 18'de Samsunspor Konyaspor ağırlayacak. Sonrasında orada perşembe yazmışız. Kusura bakmayın, orada bir hata olmuş. Pazar günü. 12 Haziran pazar günü 16'da TBF'den yayınlanacak. YouTube'dan yayınlanacak maç. Samsun iki maçını oynadıktan sonra ilginç şekilde 4 gün ara verilecek. 3 gün değil, 4 gün ara verilecek final serisine ve 3. maçta da Konya Samsun'u ağırlayacak perşembe günü. Geçtiğimiz yıllarda sadece bir gün yol izni, ertesi gün maç gibi şeyler olurdu. 2 gün ara olurdu. Evet. Enteresan yani. Öyle bir karar verilmiş. 3. maç TRT Spor Yıldız'da, 4. maç gerekirse cumartesi oynanacak. 5. maçın ben tahmin edemedim. Şimdi TBF her şeyi yapabilir, o yüzden yazmadım. Normalde şey, 27 Haziran. Ya 22'si olabilir, 21'i olabilir 5. maç gerekirse. Hocam 2022-2023 sezonuna saktık hadi ama ya. Çok 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 uzun yani, ne çok, gerek var geçen gerçekten. Geçen yıl 15 Haziran'da bitmişti. Evet. Ya hani o bu sefer 5. maçı uzadığı için yarı final serisi uzamış oldu ama hani final serisinde 4 gün ara olması bir tık fazla oldu bence açıkçası. O da hani şöyle sanıyorum. Beşiktaş Konyaspor'un da yani ikinci takımında ilk yani sağ avantajın olmayan, sahip olmayan takımın da bir maçın en azından hafta sonu oynaması için yapılmış sanıyorum. Yani perşembe cumartesi oldu o da ama yani, ya böyle ince eleyip sık dokunuluyor mu bilmiyorum. Yani gerek var mıydı ben açıkçası bilemedim ama işte dediğimiz gibi fiyasko ikinci maçın YouTube'dan yayınlanacak olması. Sen ne düşünüyorsun? Biz bu arada iki maç oynandıktan sonra gelecek hafta pazartesi günü yayında olacağız. Evet. Bizim için belki daha iyi olmuş olacak. Program sonrası 3 gün ara olmuş olacak en azından bir taraftan da. Biz de bir rahatlayacağız mı diyorsun? Ya en azından program sonrası demlenmiş olur. 13 Haziran'da biz de sizin ekranlarınızın karşısında olacağız. Ya yine. Ben şunu söyleyeyim, çok keskin tahminlerim yok. Şu şampiyon olur, bu şampiyon olur gibi değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Birinci bölümde hani Manisa zaten şampiyon olur. İkinci bileti ya Samsun ya Konya alır demiştim. Şu an artık %100 haklı çıkacağım galiba. TB'li harika birlik. Nefis çekişme var. Çok enteresan değil mi? Futbol hani şunların oynadı, bunların oynadı, sonunda Almanların kazandığı oyundur der ya İngilizler. O çok hesap. Belli değil mi ama? Yani. Çok enteresan. TB'li de yıllardır sürpriz olmuyor çok ilginç şekilde. Sürpriz yok. Bak biz mesela hani tamam övüyoruz dünyanın en iyi ligi. Hala bence de öyle. Tabii ki en iyi ligi. En iyi ligi. Kaostan beslenen bir çekişme var ve biz buna aşık olduk. Ama sonunda... O yüzden lig bize çok kaliteli geliyor. Esasında kalitesi düşük olabilir yani. Ama hani... ilginç şekilde de sonunda da hep bir favori kazanıyor. Dediğin üzere Samsun Konya bekleniyordu zaten ve bu ya ikili kaldı. İki biletin biri bu takımlardan birine gidecekti. Şu anda öyle olacak. Her iki takım da kendisi aslında galip gelmişti bu arada sezon içinde oynanan maçlarda. Beşiktaş Konyaspor Can Altıntı'nın son saniye basketiyle Samsun'u mağlup etmişti. Ve şunu da söyleyeyim, iki karşılaşmada da Jaylen Friday çift tanelerde skor etmiş. Birinde 16, birinde 17 sayısı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum bu karşılaşmada, bu seride de ön plana çıkabilir mi tekrardan? Abi yani şunu söyleyeyim. Ev sahibi avantajı Samsun'da ama Konya evinde oynayacağı maçlarda daha baskın. Hani bana evet. Dersen ki Samsun evinde çok 2-0 yapar mı bilemiyorum. Ama Konya evinde oynayacağı iki maçı kazanabilene daha yakınım. Ben de ona daha yakınım. Yani, ama şimdi Samsun'dan bir maç çalarsa Samsun'un deplasmandaki reaksiyonu ne olur? Yani ya düşsene, çok değişkenli yani. Samsun yarı finalde yaşadı bunu şimdi. Kendi sahasında maç verdi ama gitti deplasmanda aldı tekrardan o maçı. Yani onu da gösterdi. Kendi sahasında kaybedebiliyordu, deplasmanda da kazanabiliyor. Konya kendi sahasında kesinlikle vermiyor. Ama deplasmanda da kazanabiliyor ama kazanmışlığı da oldu işte Sigortamya deplasmanında. Ya çok güzel bir seri olacak ama ne yalan söyleyeyim. Şey ben bu seride yani gelecek hafta pazartesi programda geldiğimizde birbiriyle geleceğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani ben de... Ya bilmiyorum, ben çok yorum yapamayacağım ya. 0-2 de olur, 2 de 0 da olur, 2-0 da olur yani hani. Bakalım tutacak mı? Tutarsa paylaşırız. İlk maçı Samsun kazanıyor. Tamam abi. Beşiktaş Konyaspor ikinci maçta biraz daha hani kendine geliyor. Hataları nerede yaptık diyor. Birbiriyle sonra ikinci maça geliyorlar. 3-4'ü sonra gelecek hafta konuşuruz. Tamam abi, ben 2-0 ya da 0-2 diyorum, kabul mü? Oo, çok ortaya yorum oldu. Abi sezon boyu ben sivir yaptım, sen ortaya yaptın. Biz de finalleri böyle geçirelim. Tamamdır o zaman. YouTube'da son olarak yorumlar var. Onları da okuyup hemen programımızı kapatacağız. Yağızhan Mercan bu tarz maçlarda rotasyon dar tutulması çok daha mantıklı bence demiş. Aslında evet serilerde. Ya ben şöyle katılmıyorum. Geçen yıl Samsun'da sakatlıklardan dolayı dar rotasyonda oynayıp deplasmana gittiklerinde oyuncuların kollarını kaldıracak halleri yoktu. Seri uzadığı anda sıkıntı yaşarlar. Yani o yüzden
Samsun daha avantajlı. 11 parçayı da yani 10 parçadan evet. kesin garanti katkı alabiliyorsa daha avantajlı. Yani. O da doğru. Hani ben de niye diyeyim ilk maçı niye kaybediyor Konya? Hazer Avcı olmuyor. İkinci maçta dönüyor. Tamam tamamen. Eğlence olsun diye. Atiye Hanım Can Altıntı son saniyelerde oynasın yeter demiş. Yılsan Mercan final serisinin tüm maçlarının verilmemesi skandal resmen demiş. Kesinlikle katılıyoruz. Eren Pekşenoğlu keşke yerli bir TV kanalı verse demiş. Yani hani SBB TV Samsun'un kanalı verir mi bilmiyorum ama o değil verir. Mesele. Ama mesele o değil. O değil yani. O mesele değil kesinlikle. Mesele TBL'ye verilen değer esasında. Mesele hakemlerin gidip izleyebilmesi. Adil bir şekilde evet. final yönetimi. Mesele o aslında. Atiye Hanım da hafta içi mail attım ben TRT'ye ama inşallah gelecek sezon daha çok TBL izleriz TRT'de demiş. İnşallah diyelim. İnşallah. Eren Pekşenoğlu da cumartesi pazar taraftarımızın karakteri bile farklı demiş. Herhalde hani hafta içi hafta sonu değişikliğinden. Yılsan Mercan da eğer birbiriyle gelirsek seriyi Konya'da bitiririz gibi geliyor demiş. Yani ihtimal doğru. Eren Pekşenoğlu da umarım şampiyon olabilir seneye Momo Usta'nın etli ekmeğini yemeyiz demiş. Birisi Konya Spor semt 77 yolu spor arasındaki atışma olarak. Osman Göçer de ne olursa olsun Süper Lig'e Konya Spor çıkacak bu da burada dursun demiş. Son olarak yorumlar bu şekildeydi. Soru ve görüşleriyle yorumlarıyla da katılan herkese de teşekkür edelim. Programımızı kapatalım o zaman. Olur. Rejimize de çok teşekkür evet, edelim. Ya. Muhammed abimize ve Cengizhan evet, kardeşimize. Başladı. Bir tık bugün süremiz aslında kısıtlıydı ama sağ olsunlar bizim için bir tık esneklik sağladılar. Onlara da buradan çok teşekkürlerimizi iletelim. Ben de müsaade edersen bir hatırlatma yapacağım. Bugün tabii. 7 Haziran, 15 Haziran'da Mustafa Baki'nin evlilik yıl dönümü. Abi unutma canını yiyeyim şimdiden hazırlıklara başla diyorum. Haftaya tebrik ederdin ya 13 Haziran'da yayındayız. Hayır ben şimdiden söyleyeyim hazırlığını yapsın. Tamam. Unutur falan. Doğru. Hatta morali bozulmasın. O zaman sendeyiz. Mistikon Türkiye Basketbol Ligi'nin en kapsamlı konuşulduğu program Pot Altında. Ben Muhammed Can Bağlı. Ben Emre Yılmaz. Herkese iyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.